Evet, 30.03.2020 tarihli dersimiz, analitik ölçümlerde belirsizlik dersimiz başlıyor. Bütün arkadaşlar burada. Musa ve Bigem yok. Onlar da sanırım erişim problemi yaşıyorlar. Daha sonrasında onlar da dersimize katılır diye düşünüyorum. Bugünkü dersimizde arkadaşlar, önce Mete Han'ın bir sunumu vardı. Mete Han'ın sunumunu bir dinleyelim. Sonrasında geçen haftalarda kalan, benim anlattığım slaytlardan kalan birkaç tane slaytımız vardı. Onu tamamlarız. Bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş oluruz, tamam mı? Şimdi önce Mete Han'ın ben sunumunu sizlerle bir paylaşayım. Mete Han sunumuna başlasın. Hemen geliyor ekranımıza. Evet, diğer arkadaşların mikrofonu kapalı. Metehan, sen mikrofonun açık. Senin değil mi? Tamam. Aynen hocam. Seni dinliyoruz o zaman. Benim konum endüstriyel meteoroloji ile yasal meteorolojiydi. Endüstriyel meteorolojiden bahsetmek olursak, bunun kapsam alanları yaşam kalitesini korumak, akademik çalışmalarda kullanılmak üzere sanayide, üretimde, testlerde kullanılan ölçüm cihazlarının uygun şartlarda çalışmasını kapsamaktadır. Bununla beraber üretimde ve testlerde kullanılan ölçüm cihazlarına yönelik çalışmaları kapsar. Üretim sırasında ürüne özgü özel ölçümleri gerçekleştiren tüm ölçüm cihazları kapsamaktadır. İzlenebilirlik yönteminde ise bilimsel metodoloji ile sonuçlanan birimlerin izlenebilirliğini üreticiye ve bilimsel çevreye iletir. Düzenlenmemiş Bir alan ya saniye da kesiyorum. İzlenebilirlik bir yöntem mi? yok alanı yani onun içindeki. İzlenebilirlik aslında yöntem olarak değil de belki yine akreditasyon kapsamında ya da laboratuvarlarda yapılan bu ölçümlerde, sadece aslında laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde değil de aslında metrolojinin içerisinde bir çeşit ne diyelim? Parametre. Tanım diyelim, izlenebilirlik tanım diyelim, tanım olarak söyleyelim. Ama sonuçta yine metrolojinin içerisinde geçen bir ifade izlenebilirlik. Hani yöntem demek doğru olur mu? Çok emin değilim izlenebilirliğe. Hı. Tamam, devam edelim. Düzenlenmemiş alan ya da gönüllü alan olarak adlandırılan yerlerde faaliyetine devam ederek akredite edilmiş laboratuvarlarda izlenebilirliğini sağlamaktadır, sağlar. Hı. Slide. Değiştirdim. Akreditasyonda geçen dönemki derste gördüğümüz gibi başka laboratuvarlar olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi yeterliliğinin onaylanmasıdır. Akreditasyon, laboratuvarın değerlendirilmesi ve düzenli gözetim denetimleri sonucu verilir. Akreditasyon, ISO 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar gibi standartlara dayanmaktadır. Hemen duruyoruz. Bir soru sormak istiyorum. Mesela Oğuzhan, mikrofonunu açar mısın? Buyurun hocam. Biz şimdi genelde neden bahsediyoruz? Laboratuvar akreditasyonundan bahsediyoruz. Peki akreditasyon sadece laboratuvarda mı kullanılır? Yani deney ve kalibrasyon laboratuvarlar için mi geçerlidir? Yoksa başka alanlarda da akreditasyon var mıdır? Başka alanlarda da vardır illa ki. İllaki var mı bildiği, örnek Yok, verebileceği? benim bildiğim yok da hani o alanda uzmanlık için bir akreditasyon gerekiyordur bence. Uzmanlık mı peki? Akreditasyonun temel hedefi uzmanlık mı? Benim anladığım kadarıyla öyle yani hani şimdi laboratuvar kısmında Şuraya şey bak, bir o şey çiziyorum. evet. Yani benim aslında akredite olmamız ne demek? Bir kuruluşun bir deneyi ya da bir kalibrasyon laboratuvarının akredite olması ne demek? Ulusal ve uluslararası boyutta, aslında asıl uluslararası boyutta geçerliliğinin sağlanması demek, değil mi? Yani aslında Evet. uzmanlık gibi düşünmeyelim de bunu. Her türlü sistemini
uluslararası boyutta da geçerli hale getirmiş demek. Peki laboratuvar ve kalibrasyon pardon, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu dışında başka akreditasyon bilen var mı? Mikrofonu açıp konuşursa sevinirim. Kimseden yorum yok mu? MÜDEK diye bir şey duydunuz mu? MÜDEK. Mühendislik akreditasyonu diye. Yok. Peki. Yani aslında eğitim kurumlarında da akreditasyon var arkadaşlar. Yani üniversite olarak biz mesela mühendislik için mühendislik bölümlerinin akreditasyonu ile ilgili MÜDEK diye bir, bunu da bir internetten bir araştırın. MÜDEK diye bir bakın. O da mühendislik fakültelerinin yani mühendislik bölümü, fakülte, onların akreditasyonu ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Orada da bir üniversitedeki bir bölümün ya da bir fakültenin mühendislik alanında tabii ki bu MÜDEK. Diğer alanlarda da olabilir. Genel geçer uluslararası düzeyde kabul edilebilirliği. Yani evet biz üniversitede uluslararası düzeyde kabul edilebilir bir eğitim sunuyoruz. Bununla ilgili olarak da bizim üniversitemizde bir öğrenci bir eğitim aldığında onun almış olduğu kredi, hani hep biz AKTS kullanıyoruz ya, Polonya sürecinden de bahsediyoruz. Aslında onlar MÜDEK'in bir parçası. AKTS kredisi de kullanmamızın sebebi o ECTS'den geliyor. European Transfer Credit diye. Yurt dışına da geçerli. Hani biz mesela Erasmus kapsamında ne yapıyorsunuz? Yurt dışına gidip geliyorsunuz. Bir dönem orada okuyorsunuz. Orada aldığınız notlar burada da geçerli oluyor. Bunun geçerli olabilmesi için işte o AKTS'ler kullanılıyor. Tamam mı? Bu da aslında akreditasyonun bir gerekliliği. Bir kısım bunu sağlamış da oluyoruz aslında. Ama tabii başka parametreler de var. O bütün parametrelerin sağlanması lazım akredite olabilmek için. Sorusu olan var mı? Evet, Metehan, sen devam et. Uluslararası Laboratuvarlar Akreditasyon Birliği'nde ise dünya çapında laboratuvar akreditasyon sistemleri arasındaki işbirliğini sağlayan uluslararası kuruluştur. Katılımcı akreditasyon kurumlarının ILAC içinde değerlendirilerek test sonuçlarının uluslararası kabulü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılması anlaşmasının tavsiye ettiği ve desteklediği şekilde ticaretteki teknik engellerin kaldırılması konularında iyileştirmeler sağlamaktadır. İLAC. Küresel yaklaşımın bir parçası olan ILAC, İLAC kendi laboratuvar sistemini geliştirmekte olan ülkelere danışmanlık ve destek verir. Tamam. İLAC tamam mı Metehan? İLAC. 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 Evet. Devam edelim. Bölgesel akreditasyon organizasyonları. ILAC çatısı altında bulunan akreditasyon organizasyonları coğrafi konuma göre bölgelere ayrılırlar. Ülkelerde yer alan ulusal akreditasyon organizasyonlarının ILAC'a bağlanmasını sağlar. Avrupa'da Avrupa Akreditasyon Birliği Kasım 1997'de kurulmuş olan kuruluştur. Avrupa coğrafyasında kurulu ulusal temelde dayanan akreditasyon kurumlarının oluşturduğu bir ağdır. Avrupa Akreditasyon Birliği bir bölgeyi temsilen Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu'nun bir üyesidir. Amerika'da Amerika Kıtası Akreditasyon İşbirliği, Amerika kıtasındaki akreditasyon kurumları ve uygunluk değerlendirilmesiyle ilgili kuruluştur. Misyonu, Amerika kıtasındaki akreditasyon kurumları arasındaki uluslararası tanınırlığı olan karşılıklı tanıma anlaşmaları gerçekleştirir. Aynı zamanda akreditasyon kurumları arasındaki işbirliğinin gelişmesini teşvik eder. Asya Pasifik'te ise bölgesindeki kalibrasyon, test ve muayene kuruluşlarının akredite edilmesinden sorumlu kuruluşların birliğidir. Üyeleri ulusal olarak tanınan ve genellikle devlete ait akreditasyon kurumlarıdır. APLAC, akreditasyon kurumları arasındaki bilgi paylaşımını sağlamak, prosedürleri uygunlaştırmak, akredite test sonuçlarının ulusal sınırlarının ötesinde tanınmasını sağlamaktadır. APLAC aşağıdaki konularda aktif olarak çalışır.
üyeler arası bilgi paylaşımı, teknik rehber dokümanların geliştirilmesi, laboratuvarlar arası karşılaştırma, laboratuvar denetçilerin eğitimi, prosedür ve kuralların geliştirilmesidir. Emre, yine bir duralım. Evet hocam. Evet. Bu Mete Hanım bahsettiği işte Avrupa, Asya Pasifik, Amerika, bunlar neler, ne kuruluşlarıymış? Ne işe Hocam, yarıyormuş? Laboratuvar akreditasyonlarını test etme, malzemelerini kalibre etmeye yarayan kuruluşlar. Her kıtanın kendi ayrı kuruluşları. Ha. Yani bizdeki TÜRKAK. Tamam. TÜRKAK aslında evet, bütün o kuruluşları Türkiye bazında düşündüğümüzde TÜRKAK, UME mesela işin içerisinde metroloji kısmında. TÜRKAK aynı zamanda uluslararası düzeyde de akreditasyon gerçekleştiriyor, değil mi? Evet hocam. Ama bunları kıta bazında düşündüğümüzde bunların başında, yani kıtaların en, nasıl diyelim, en temel, en böyle kilit noktada olan akreditasyon grupları diyelim. Ama bunların altında da tabii ki her kurumun ya da her kıtada kendi içinde TÜRKAK gibi aslında kendi kuruluşlarının olması lazım, değil mi? Bunlar bir işbirliği olarak düşünün. Bir araya gelmiş farklı farklı kurumlar olarak da düşünebilirsiniz. O kurumların bir araya gelerek oluşturduğu ne diyelim, işbirlikleri, ama evet, işbirlikleri diyebiliriz. Peki, Metehan, devam edelim. Teşekkür ediyorum Emre. Afrika'da kalmıştık şimdi. Evet, Afrika'dan Afrika'da anlatacağım. kaldık. Afrika'da da ise Afrika bölgesinde uluslararası alanda kabul edilebilir akredite laboratuvarlar ve belgelendirme kuruluşlarının oluşturulmasında ön ayak olur. SATKA'nın görevi üye ülkelerin kurumları için kendi ülkeleri içindeki uluslararası tanınırlığı olan ulusal akreditasyon kuruluşlarının akreditasyon hizmetlerine uygun akreditasyon altyapısını tamamlamaktadır. Kendi ülkemizde ise mesela ulusal akreditasyon kuruluşuna bakarsak, ülkelerin akreditasyon sisteminden sorumlu olan organizasyonlarda ulusal akreditasyon kuruluşu denir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarına TÜRKAK'ı yani Türkiye'yi örneğini Tamam. Evet. verebiliriz. Çok taraflı anlaşma ise akreditasyon aracılığıyla herhangi bir üye ülkede akredite olmuş laboratuvarlar tarafından yapılan test ve kalibrasyonların tüm üye ülkelerindeki otoriterler ve endüstri tarafından kabul edilmesi amaçlanır. Bu sebeple akreditasyon kurumları akredite kuruluşlar tarafından verilen sertifika ve test raporlarını birbirinin sistemlerini tanımak için çok taraflı anlaşmalar imzalar. Endüstriyel metroloji bitti. Şimdi yasal metroloji var. Yasal metroloji de yasal gereklerden kaynaklanan ölçümleri, ölçüm birimlerini, ölçü aletlerini, ölçüm yöntemlerini kaplayan ve yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgilenen metroloji alanıdır. Yasal metroloji ticarette ve yönetmenliklerde kullanılarak ölçümlerin güvenilirliğini ve kalitesini sağlar. Aynı zamanda ölçüm cihazların hatalı kullanım riskleriyle ve yanlış kullanımın cihazlar üzerindeki etkileriyle de ilgilenir. Tamam. Bir sonraki slayta geçiyorum. Evet. Bu da bilimsel metodolojinin yüksek doğruluktan düşük doğruluğa doğru grafik şeklinde Evet, burada uluslararası kütle şekilleştir. prototipini hatırlıyorsunuz, değil mi? Platin, iridyum bahsediyorduk. Hani kütle için metodolojide ölçüm standartları yerleşmesi. Evet. Yasal metodolojinin kapsam alanları, yasal gereksinimleri düzenlemek, denetim aktiviteleri, denetime tabi olan ürünlerin uygunluk değerlendirilmesini ve kontrolünü yapmak, denetime tabi olan ürünlerin ve aktivitelerin gözetimi ve denetimini yapmak, yasal metodolojinin kesin sınırları belli değildir ve kapsamı ülkeden ülkeye farklılık gösterilebilir. Genel olarak yasal metodolojinin kapsamı ticaret, çevre, sağlık ve güvenliktir.
Uluslararası Yasal Meteoroloji Organizasyonu'nun amaçları şunlardır: bilgi merkezini ve dokümantasyon sistemini oluşturmak, farklı ülkelerde kullanılan ölçüm cihazları için yasal gereksinimleri içeren metinleri derlemek ve çevirmek, yasal meteorolojinin genel prensiplerini belirlemek, ölçüm cihazları ve onların kullanımına yönelik model taslak kanunlar hazırlamak, uluslararası otoritelerce tavsiye edilen cihazların kullanımı ve üye ülkeler tarafından onayı için cihazların uyumu ile ilgili gerekli standartları belirlemektir. Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu ve diğer kurumlarla ilişkiler kurmak. Evet. Yine bir duralım. Murat, bu Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu neydi? Odaya geç... Mesaj atmıştı hocam. Odaya Evet geçmiş hocam, bir mi? de sana da Bir sonunda kalmıştım ama demiş. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bir şey vardı, büro. dakikalığına odaya geçmek zorunda kaldım da şeyden Aynen. sonrasını yasal meteorolojiyi dinleyemedim. Oraya kadar vardım ama yasal meteorolojiden sonra bir dakikalığına gidip geldim. Peki. Bu uluslararası ağırlıklar, şu vardı ya, BIPM. Onu sormuştum. Tamam. Devam edelim Metehan. Ülkemiz bu organizasyona 1961 yılında gözlemci ve üye olarak katılmıştır. Avrupa Birliği teknik mevzuatı uyum çalışmaları sırasında Uluslararası Yasal Meteoroloji Organizasyonu'na tam üye olma ihtiyacının ortaya çıkması ile başvuru yapılmış ve 6 Haziran 2005 tarihinde üyeliğimiz kabul edildi. Karşılıklı kabul edilmesi ise amacı Uluslararası Yasal Meteoroloji Organizasyonu sertifika sistemini tanıtmak, sertifikanın güvenilirliğini arttırmak ve dünya çapında çok taraflı bölgesel ve ikili anlaşmaları sağlamaktır. İki tür katılımcı vardır: test raporlarını yayınlayan, bir başka ifadeyle yetkinliğini, tarafsızlığını, kalitesini sağlayanlar ve bu şartlar altında test raporlarını yayınlamayanlardır. Bu da bölgesel organizasyonlar bahsediyor. Hı. Bakın mesela şurada uluslararası organizasyonlar var. Görebiliyor musunuz? Aynen. Benim, Diğerinde de bölgesel. değil mi? İki Bakın ayrım. şurada. Şurada da bölgesel organizasyonlar var. Evet. Devam edelim. Piyasa gözetimi ve denetimi. Ürünlerin piyasaya ilgili mevzuatta belirtilen veya bir mevzuatın bulunmadığı durumlarda güvenliğe esas olacak diğer kriterlerle ortaya konan temel güvenlik gereklerini karşılar şekilde arz edilmesi. Üreticinin, yetkili temsilcisinin ve ithalatçının sorumluluğundadır. Piyasa gözetimi esas olarak aşağıdaki esaslardan oluşur: İlgili kamu kuruluşu, denetimin gerçekleştireceği firmaların, ürün gruplarının ve risk faktörlerinin öncelik verdiği planlamadır. Yapılan plan çerçevesinde işaret, belge kontrolü gerçekleştirilir. Gerektiğinde numuneler alınır. Alınan numuneler laboratuvar analizine tabi tutulur. Teknik düzenlemeler ve şartlar. Standart, resmiyeti tanınmış bir kuruluş tarafından yaygın olarak ve tekrar kullanılmak üzere kabul edilen ürün veya ilgili işlem ve yöntemleri için kurallar, rehberler temin eden zorunlu olmayan belgedir. Ülkemizde standartlar yasa gereği yalnızca TSE tarafından hazırlanır. Teknik düzenleme ise idari hükümler de dahil olmak üzere ürünlerin özelliklerini veya ürünlere dair işleme ve üretim yöntemlerini belirleyen uyulması gereken metindir. Tamam. Piyasa Yavuz, gözetimi. bir dakika. Yavuz, TSE ne yapıyormuş? Evet, Hocam kaçırdım sanki. slayta bak hemen. TSE. Teknik düzenleme şeyler. Ülkemizde standartlar yasa gereği yalnızca TSE tarafından hazırlanır. Tamam. TSE'nin adı Standartları neydi? hazırlıyor. TSE neydi? Açılımı. Türk Standartları Ha. Enstitüsü. Tamam. Standartları TSE tarafından hazırlanıyor.
Evet. Peki daha önce anlatmıştık bu standartlar İngilizce olarak yayınlanan standartlar vardı. O standartların Türkçe'ye çevrimi de yine TSE tarafından yapılıyordu, değil mi? Evet hocam. Evet. Peki Metehan, böyle arada soru soracağım arkadaşlar. Sizleri takip etmemin en kolay yolu. O yüzden lütfen siz de dersteymiş gibi bütün anlatılanları takip edin. Arada bu şekilde size söz hakkı vereceğim. Bunlar performans notları olacak. Bunu unutmayın. Tamam mı? Aynı stil devam ediyoruz yani. Öyle uzaktan ha hoca bizi göremiyor. İşte istediğimiz gibi davranırız yok ona göre. Peki. Evet Metehan. Piyasa gözetimi ve denetiminin koordinasyonu. 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB arasında gümrük birliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz birçok alanda Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlaması ve uygulamalarının da Avrupa Birliği uygulamalarıyla paralel hale getirilmesine yönelik bazı yükümlülükler üstlenmiştir. Bu yükümlülüklerin biri Avrupa Birliği ve ülkemiz arasında ticarette teknik engellerin kaldırılabilmesi ve malların piyasaya güvenli ürünlerin arzının sağlanabilmesi için Avrupa Birliği'nin ürünlere ilişkin mevzuatını sağlamaktadır. Evet. Piyasa gözetimi ve denetiminin önemi ise piyasadaki ürünlerin güvenli olup olmadığına yönelik denetimler ve bu denetimler neticesinde alınan önlemler ekonominin iki büyük aktörü olan üretici ve tüketici kesimini doğrudan etkilemektedir. Tüketiciler olumsuz etkileyecek ürünlerin piyasada bulunmaması önem arz ederken üreticiler de kazançlarını, ürünlerinin piyasadaki imajını göz önünde bulundururlar. Piyasa gözetimi ve denetiminin insan sağlığını, can güvenliğini ve çevreyi koruyarak toplumun hayat kalitesini yükseltmenin yanı sıra topluma özellikle ekonomik anlamda yarar sağlamaktadır. Bu kadar mı? Bu kadar hocam. Peki. Metehan teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi sözü kime bırakalım? Oğuzhan'a bırakalım. Oğuzhan ne anladın? Bir de Metehan'ı eleştirebilirsiniz sunumuyla ilgili. Var mı eleştirilerin? Hocam ben hiç eleştirmeyeyim Neden? ya. Dinlemedin mi? Hocam dinlemeye çalıştım ama bazı yerlerde çok koptum yani. Koptum. Ondan dolayı. Peki, o zaman Murat. Ne anladın? Hocam endüstriyel ve yasal şey varmış. İki farklı konu başlığı. Endüstriyeli dinledim de bu yasalda çok bir şey anlayamadım. Hı. Türk Ak'tan falan bahsetti. Böyle uluslararası akreditasyon birliği varmış. Avrupa'da, Evet. Asya, Pasifik'te, Afrika'da, bir de Amerika kıtasında. Her Aha. kıtada yani akreditasyon birlikleri varmış. Onlardan Tamam. bahsetti. Güzel. Dinlemişsin. Peki Metehan'ın da Yani oraya sunumuyla kadar. ilgili eleştirilerin var mı? Sunum yani Oğuzhan gibi ben de pek şey yapmayayım ya. Yok Eleştiri yok ama bu yapmayayım şey yarın biz de olarak sunum düşünün. yapacağız çünkü. Tamam siz de yapacaksınız da kendinizi geliştirmek olarak düşünün. Yani burada amacımız sadece ders işlemek değil mi? Kendinizi geliştirmek de. Tamam dersimizi işliyoruz. Dersimizi işlerken başka yetkinliklerimizi de geliştirmek. O yüzden Metehan'a varsa hani ya Metehan şunu da şöyle yapsan daha güzel olurdu dediğiniz nokta varsa onu bence paylaşabilirsiniz. Arkadaşınızın bu konuda ben tam tersi mutlu olacağını düşünüyorum. Sonuçta bunları şey olarak düşünmeyin. Aa evet ben böyle eleştirirsem hocam düşük not verecek gibi değil. Notla alakalı değil. Ben sizin gelişiminizle ilgili konuşuyorum. O yüzden paylaşırsanız iyi olur bence. Yani sunumu siz yaptınız herhalde. Metan yapsa daha iyi olacaktı çünkü Nasıl yani? sunumu herhalde size attı Metan. Siz paylaştınız. Slaytların geçişini mi? Evet, slaytların geçişini Aha. ben yapmak durumunda kaldım. Metehan paylaşamadığı için. Ha. Anladım. Tamam. Onda bir problem yoktu herhalde değil mi? Slaytların geçişinde şey yaşadınız mı? Gecikme yaşadınız mı? Yok. Tamam. Peki slaytların yani sunumumla ilgili şeyin var mı? Görüşün? Yani bizim klasik sunumlar yani normalde okulda da böyle yapıyoruz. Klasik. Peki.
Peki. Yavuz. Ali sen de bir yandan yazabilirsin. Senin yazdıklarını paylaşacağız. Okuyacağız buradan. Bir de hocam çok yazı vardı ya, fazla resim de yoktu öyle. Evet, yazı fazlaydı, doğru. Ben de bir de 11-12 sayfa mı ne aldım? Hepsi yazıydı çoğu. Evet. Yazılar vardı. Yani tabii slayta aktarırken yazılar olduğu gibi mesela aktarmışsın. Şimdi, neyse ben en son konuşacağım. Kopya çekmeyin. Evet Yavuz seni dinliyoruz. Hadi de Hocam yazmış biraz da iyi paylaşacağım. sunum, yani bilmiyorum, konusunu tam olarak detaylı bilmediğim için şöyle söyleyeyim, Dinlemedin çok mi? Ne anladın slaytlardan, sunumdan, Metehan'ın sunumundan? hocam Murat anlattı zaten ne anlattığı Anladın şeyi. mı yani? Sen de onları dinleyebildin Anladım. mi? Dinledim hocam. Şöyle bir şey söyleyeyim ben Metehan'ın sunumu için. Çok hani başlıklar altında çok detaylı bir şekilde açıklama yapmış. Yani detaylıdan kastım cümleleri çok uzatmıştı. Ya bu da dinleyen kişi için biraz hani ister istemez sıkıcı bir duruma geldi. Bir de Biraz daha görsel özet geçse daha mı iyi olurdu acaba? aynen biraz özet geçse daha iyi olurdu. Bir de slaytların görsellik açısından daha bir dikkat çekici olması daha iyi olabilirdi. Peki. Ali ile konuşalım. Ali demiş ki hocam sayfa sayısı mı kısıtlı acaba hocam? Slayt hazırlamada da daha dikkat çekici görüntü yazı şekilleri olabilirdi demiş. Kendi cümlelerini kullanması daha iyi olabilirdi. Ama konunun ağır ve net olduğu için cümle kısıtlaması da zor. Özet geçmesi zor olabilirdi demiş. Evet, peki. Bir de Emre'den yorumlar alalım. Bu arada tabii ben Batuhan'ı saymamışım. Batuhan da yok derste. Musa yok, Bigem yok, Batuhan yok. Evet. Batuhan'dan haberi olan var mı? Hayır, bir bilgimiz yok hocam Yok, bununla tamam. ilgili. Tamam, peki. Emre, seni de dinleyelim son olarak. Yani hocam şimdi şey yapsak, hani zaten burada konuşuyoruz. Hani kamera açıp mikrofonlar biraz açıp biraz daha Evet. interaktif. Yani telefon veya bilgisayar üzerinden olduğu için video, görsel, resim, fotoğraf kullanıp destekleyebiliriz. Onun Evet. dışında değildi yani konu. Gayet açıklayıcı anlattı. Evet. Anladık. Sıkıntı yok. Evet. Ödevi tabii ki ödevin kapsamı da önemli değil mi burada? Biz hani ne yaptık? Bir tane kitapçığımız vardı. O kitapçıktan böyle konuları bize birazcık özetleyip de aktarın istedik. Öyle olunca çok da kitapçığın dışına çıkmadık. Ama çıkılabilir tabii ki. O tamamen birazcık da zamanı da bağlı. Hani hazırlanma şeyine de bağlı, süresine de bağlı. Şimdi biraz daha böyle işler uzaktan eğitim şeklinde gidince bir de birazcık daha rahatız değil mi? O yüzden sadece slaytları aktararak yapıyoruz. Geçen derslerde de diğer arkadaşların yaptığı gibi. O konuda sizi zaten ben şey tutmuyorum. Yani illa dış kaynaklardan yararlanın gibi değil de önemli olan ana başlıklar halinde özeti vermek. Peki, teşekkür ediyorum Emre. Metehan sen arkadaşlarının söyleyeceğine bir cevap var mı? Yok yani doğru söylüyorlar bir yandan. Çok Evet. yazı olduğu için biraz kalabalık gözükmüş olabilir. Bayağı yazı Evet. vardı çünkü. Evet. Bilmiyorum. Evet. Çok aynen. Çok fazla yazı vardı. Bu Bir kadar de kısaltabildim. Hatta daha uzundu hatta. bu biraz daha özet değil mi? Evet, ben de onu Aynen. söyleyecektim. Biraz daha özet paylaşmışsın aslında. Yani özetin de özeti olacaktı bizim istediğimiz ama yani ben şunu eleştirebilirim. Tamam sunum. Sunumda sen kitaptan belirlediğimiz kısmı hazırladın. Güzelce slaytları aktardın. Normal bir ders anlatır gibi. Hani aktarırken belki onları doğrudan okumak yerine orada kısa kısa değinebilirdin. Biraz böyle rutin olduğu gibi slayttan okumak olarak geçti sunumun. Tabii o da biraz Yorumcu. yani yorum yapabilirdin aynen öyle. Yani sadece okumak karşıdaki insanı da belirli bir noktadan sonra koparıyor. İşte mesela Murat gibi başka odaya gidip gelebiliyorsun. O sen gibi konsantre olamıyorsun gibi. O yüzden hani sunumlarınızı yaparken bunlara da tabii birazcık dikkat ederseniz sevinirim. Buna devam edeceğiz diyorum ya ben hep dersin başından beri yani sadece ders içeriğini aktarmakla kalmayalım istiyorum. Size farklı yetkinlikler de kazandıralım istiyorum. Bakın bu da çok daha derste bir topluluk önünde sunum yapmak ayrıydı. Bunu bir de online ortamlarda
diğer arkadaşlar yapmak tamamen ayrı bir olay. Şunu söyleyebilirim, gerçekten çok güzel işler çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani hakikaten siz tabii teknolojiye daha yatkınsınız gençler olarak. Ama böyle bir şeye çıkmak, işte online olarak farklı arkadaşlarınızın önünde sunum yapmak çok daha ayrı bir iş. Yani bunu herkes başaramaz, onu da söyleyeyim. Şu anda mesela artık uzaktan eğitim kapsamında dersleri işleyelim. Öğrencilerle birebir interaktif ders yapalım. Hani benim şu yaptığım durumu yapmak istemeyen birçok hoca var. Onu da ayrı paylaşayım. Yani ben sözüm meclisten dışarı, kimse alınmasın tabii ki bu konuyla ilgili olarak. Ama çekinen, endişesi olan birçok hocanın olduğunu biliyorum. Hocalar böyleyken hani sizlerin böyle bu şekilde sunum yapması benim için gurur verici işin açıkçası. O yüzden de ayrıca tebrik ediyorum. Bunu devam ettirelim istiyorum. Bu sizin kendi gelişiminiz için. Ve tabii ki hep ne diyoruz? Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Yani bunu niye yapmayalım? Peki söz almak isteyen arkadaş varsa hemen söz Hocam. vereyim ona. Evet Emre. Hocam benim bir önerim olacak. Yani Evet şimdi tabii ki. evde olduğumuz için Hı. kamera mikrofonu kapatıp başka işlerle uğraşabiliyoruz. Ders Evet. saatinde ben başka işlerle uğraşılmayı engellemek için mikrofonlarımız kapalı olsa da kameralarımızın her zaman açık olmasını talep ediyorum derslerde. Aslında onu ben de istiyorum. Şimdi bu hafta da bunu bu şekilde yaptık. Ben hani sizleri evet görmek istiyorum işin açık yanı. Kamerası ile ilgili sorun olan arkadaşım var mı? Hemen sorayım. Güzel öneri. Yani senden gelmiş olması çok iyi. Öğrenciden gelmiş Hocam olması. olmasın ya. Saçımız başımız dağınık. Ama yok bakın ben mesela ne yaptım? Dedim ki benim bugün dersim var dedim. Kalktım. Yani ben de pijamalarımla oturabilirdim evimde değil mi? Kalktım, üstümü değiştirdim, saçımı başımı topladım, hazırlandım. Öyle geldim karşınıza. Dolayısıyla hani siz de bu şekilde en azından karşılıklı olarak birbirimize olan böyle saygımızın da bir göstergesi olsun. Sizler de böyle davranırsanız ben daha mutlu olurum. Şöyle yani çayınızı alabilirsiniz, kahvenizi alabilirsiniz, ne bileyim atıştırmalıklarınızı alabilirsiniz. Hani buna ben derste de müsaade ediyordum. Dolayısıyla bu konuda özgürsünüz. Ama hani derste burada olalım. Çünkü ben de sizinle beraberim. Zaten ara istediğiniz zaman ara veririz. Onda bir problem yok. Ama hani ders esnasında hakikaten herkes burada olursa, başka bir işle uğraşmazsa, ne bileyim anne baba yanınızdaysa onlara söyleyin. Benim bir saat dersim var. Kimse beni rahatsız etmez. Bak benim mesela yine kızım içeride. Ona söyledim. İçeride bak rahatsız etmedi şimdiye kadar. Hani siz de bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kadar bekarlık yaparsınız değil mi? Haklısınız hocam. Evet, tamam. O zaman herkes kameralarını açsın bakalım şimdi. Ya da önümüzdeki hafta hazırlıklı bir şekilde mi geleceksiniz? Haftaya hazırlıklı Hazırlıklı değil. gelelim Peki, hocam. tamam. Şimdi önümüzdeki hafta tabii ders programı ne olacak onu bilmiyorum. Bir durum oluşursa ben size Classroom üzerinden yazacağım. Classroom'da zaten size hemen uyarı veriyor. Direkt ulaşıyor ya da e-mail ile geliyor. Oradan takip edersiniz. Bunun dışında arkadaşlar Batuhan, Musa ve Bigem geçen hafta gelmişti ama Musa ve Batuhan ikisi de gelmedi. Lütfen onlarla da iletişime geçin. Bundan sonraki aktif derslerimizin bu şekilde olacağı yönünde. Gelsinler yani derse katılsınlar. Çünkü katılımları ben daha sonrasında şeyde dönüştüreceğim. Yani dersin geçmesinde önemli olacak bunlar da. Sonuçta yoklama gibi olacak. Bunu da unutmayalım. Tamam Ali. Yazdım. Evet. İşte Musa'nın problemini nasıl çözeceğiz? Ona nasıl destek olabiliriz? Onun bağlanmasını nasıl sağlarız? Hiç konuşan mu? Ders yaptık. Haberin yok mu diye diyen yok mu? Ben konuşuyorum da hocam, hafta Evet. falan gelmeye çalışacağım dedi. 6 Nisan'da uzam başlayacak ya. Evet. O zaman gelmeye çalışacağım dedi öyle. Yani Hatta derslere sizin katılmaya değil mi? Giresun'a gelmeye değil, evet. derslere katılmaya. Tamam. Yok derslere katılmaya. Hatta Aha. şey, bir dahaki hafta sunumu Musa yapacak herhalde. Aa evet, onun da sunum var. Doğru. Doğru. Bana Tamam. sormuştu nasıl olacak Hı-hı. falan diye de. Hı-hı. Haftaya gelecek. Tamam. Şimdi önümüzdeki hafta dediğim gibi eğer UZEM konusunda yani şimdi üniversitenin nasıl bir yol izleyeceğini de bilmiyorum.
UZEM, herkes UZEM'i mi kullanacak diyecek, yoksa işte UZEM'i kullanan UZEM'i kullansın, kullanamayan diğer programları da kullanabilir mi diyecek, onu da bilemiyorum. O yüzden UZEM'in durumu da belli olsun da ben sizinle paylaşacağım. Muhtemelen Cuma'ya kadar artık netleşir, yani önümüzdeki hafta dersler başlayacağına göre program da herhalde belli olur. Bütün bu konuları ben sizinle paylaşırım. Ona göre artık hafta sonundan planımızı yapar. Önümüzdeki haftadan itibaren de nasıl işleyeceksek derslerimizi öyle devam ederiz, tamam mı? Tamam, peki ara istiyor musunuz? Yoksa ben slaytlarıma devam edeyim mi? Kalan slaytlarıma. Bence devam edin hocam. Devam edelim. Herkese devam etme, değil mi? Tamam. Devam edelim hocam. Tamam, devam ediyorum. O zaman ondan sonra dersimizi bitirip zaten çok da slaytımız kalmamıştı. Birazcık örnek de anlatacağım aslında size. Hemen onu da paylaşayım. Mete Hanım sunumunu kapattık şuradan. Evet. Şöyle. Evet, sunumumuz gelmiştir. Nerede kalmıştık? Onu da hemen dönüş yapalım şu kaldığımız yere. Belirsizlik hesaplamalarında kullanacağımız istatistiksel dağılım tipleri vardı. Normal dağılım, dikdörtgen dağılım, üçgen dağılım. Bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Şu A tipi ve B tipi belirsizlik hesaplamalarında kalmıştık. Hesaplama tipleri olarak geçiyor bunlar. A tip ölçüm belirsizliği hesabı, B tip ölçüm belirsizliği hesabı diye. Bunları dipnot olarak veriyorum arkadaşlar. A tipinin kullanılacağı yerler belli. A tipi olmadığı zaman da B tipi olarak kabul ediyoruz. A tipi dediğimiz ölçüm belirsizliğinde tekrarlanan ölçüm sonuçlarını uyguluyoruz biz bunu. Tekrarlanan ölçüm sonuçlarını uyguluyoruz. Ve şöyle de işaretleyeyim, pardon, vurgulayıcı yapalım. Şöyle. Biz A tip ölçüm belirsizliğini hesaplarken normal kabul ederek işlem yapıyoruz. A tipinin geçerli olmadığı ya da A tipini kullanamayacağımız belirsizlik hesaplarında da B tip ölçüm belirsizliğini kullanıyoruz. Peki B tip ölçüm belirsiz hesabında kullandığımız bilgiler neler? Genelde aslında geriye dönük olarak baktığımızda daha önce yapılan ölçümlerde elde edilen verileri kullanabiliyorum. Yine daha önce yapılan metot validasyonu çalışma sonuçlarını kullanabiliyorum ben B tip ölçüm belirsizliğinde. Üretici firmalarından gelen kalibrasyon sonuçlarını kullanabiliyorum. Ya da ilgili malzemeler ve kullanılan cihazlar konusundaki daha önceden edinilmiş bilgileri kullanabiliyorum. Aynı şekilde sertifikalı maddelerin sertifikalarında bulunan verileri ve el kitaplarından alınan referans verilere ilişkin belirsizlikleri de ben B tipi belirsizlik olarak kullanabiliyorum. B tipi belirsizlik hesabında kullanabiliyorum. Burada önemli nokta şu, B tipi belirsizlik hesaplamalarında dedik ya 3 tip istatistiksel dağılım vardı. Normal dağılım A tipinde kullanılırken B tipinde dikdörtgen dağılım ve üçgen dağılım kullanıyoruz. Bununla ilgili örneklerimiz de gelecek aslında. Şöyle diyelim, mesela bir firmanın kalibre etmiş olduğu bir cihazı kullanıyorum. Örneğin ne olabilir? Terazi olabilir. Ya da balonjoje mesela, balonjoje olabilir. Ya da işte sertifikalı bir referans malzemem vardır. Bu referans malzemenin sertifikasına verilen bir ölçüm belirsizliği değeri vardır. İşte o ölçüm belirsizliği değerini ben hesabıma katacağımdır. Öyle buralarda o belirsizlik değerlerini kullanıp bunları ya dikdörtgen dağılım ya da üçgen dağılım kabul edip ona göre bir işlem yapıyorum. Şey, ya kök 3'e bölüyorum ya kök 6'ya bölüyorum. O da aslında tamamen geçmiş tecrübelerden kaynaklanarak ya da işte diğer belirsizlik hesaplamalarını geriye dönük olarak kontrol edip, aa evet, hacimsel kapları kullanmış, bunu işte buradaki değeri kök 3'e bölmüş ya da buradaki değeri kök 6'ya bölmüş gibi kabuller yapıp orada hesaplamalarınızı ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunları ezberlemenize gerek yok. Zaten birçok formül içerecek, birçok hesaplama içereceği için sadece neyin ne zaman nasıl yapacağınızı ya da hangi kaynağa dönüp ben bu işi yapacağım, çözeceğim cevabını bulduğunuz zaman aslında hesaplamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki, belirsizlik hesaplamalarında kullanacağım adımlar çok basit şekilde 6 adımda özetlemiş burada. Ne diyor? Ölçülen büyüklüğü tanımla. Ondan sonra bunun denklemini oluştur. Bu birinci aşama. Neyi ölçüyorum ben? Bir konsantrasyon değişim mi ölçüyorum? Ya da bir hacim mi ölçüyorum? Ne yapıyorum? Neyi belirliyorum?
bir cihazdan bir sinyal alacağım, o sinyalin yine derişime dönüştürülmesi mi gibi. Yani bunu bir belirlemeniz gerekiyor. Ne yapıyorum ben, hesabım ne? Sonra bu deney de aslında, siz bunu deneysel olarak yapıyorsanız, tabii bu kalibrasyon da olabilir, orası ayrı. Biz deneysel olarak konuşuyoruz. Deneyde ben belirsizlik hesabını yaparken neler etkiliyor benim belirsizliğimi? Yani aslında benim o deneyimi neler etkiliyor? Oradaki parametrelerim neler? İşte bunları ben belirsizlik bileşenlerine eklemeliyim. Bunlar benim belirsizlik bileşenlerim oluyor. Bunları belirlemem lazım. Sonra her bir bileşen için, her bir parametre için benim belirsizlik değerini hesaplamam gerekiyor. Üç tür demeyelim de hesaplamalarda standart ölçüm belirsizliğinden bahsetmiştik. Standart işte bu benim burada hesaplayacağım. Yani her bir parametre için hesaplayacağım standart belirsizlik, standart ölçüm belirsizliği. Daha sonra bunları birleştiriyordum. Bu benim bileşik standart ölçüm belirsizliğimdi. İşte bütün parametrelerin belirsizliklerini hesapladıktan sonra bunları birleştirdiğimde bileşik standart ölçüm belirsizliği dördüncü adımı oluşturdu. En sonda artık bileşik standart ölçüm belirsizliğini K eşittir 2 %95 güven aralığında verip genişletilmiş ölçüm belirsizliğini hesaplıyordum. Burada da onu da hatırlayın. Genelde K eşittir 2 kullanılıyordu. Yani ne yapıyordum? Bulmuş olduğum ölçüm belirsizliği değerini ne yapıyordum? Metehan, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum hocam. K eşittir 2 idi. Hatırlayan var mı? Hemen mikrofonu açıp söylesin. Diyelim ki bileşik, sorumu şöyle sorayım. Bileşik standart ölçüm belirsizliğini her birini hesapladım. 0.2 buldum. Genişletilmiş ölçüm belirsizliğim %95 güven aralığında K eşittir 2 için kaçtır? Evet, cevap verebilecek yok mu? Oğuzhan? Sorumu anladınız mı? Soruyu bir daha sorabilir misiniz hocam? Soruyu soruyorum. Bileşik ölçüm belirsizliğim, yani ben bütün parametreleri kullandım, onların önce bir standart ölçüm belirsizliklerini hesapladım. Yani parametre parametre belirsizlik hesapladım. Sonra dedim ki benim bunları birleştirmem lazım bütün deney için, bu belirsizliği bulabilmek için. Bunu da yaptım, bileşik ölçüm belirsizliğimi de hesapladım. Bu hesapladığım bileşik ölçüm belirsizliğim benim 0.2. Şimdi ben bunu raporlayacağım. Raporlarken de %95 güven aralığında K eşittir 2 için raporlayacağım. İşte bu da benim genişletici ölçüm belirsizliğiydi. Şimdi benim bileşik ölçüm belirsizliğim 0.2 ise K eşittir 2, %95 güven aralığında genişletilmiş ölçüm belirsizliğimi benim nasıl raporlamam lazım? Yani genişletilmiş ölçüm belirsizliğim kaçtır? Artı eksi 0.2 değil mi? Artı eksi 0.2 bileşik ölçüm belirsizliğim, bileşik standart ölçüm belirsizliğim. Ben genişletilmişi istiyorum. Daha genişi istiyorum. K eşittir 2 için. Ali sen de yazabilirsin. Yavuz cevabın yok mu? Artı eksi 0.2 değil. Slaytımdan bakıyorum da şimdi hatırlayamadım. Şimdi genişletilmiş dediği, daha geniş aralık dediğine göre ve K eşittir 2 dediğinde benim bileşik ölçüm belirsizliğimi 2 ile çarpmam gerekiyordu, hatırlayın. Yani 0.2 çarpı 2 0.4. Daha geniş bir aralık veriyordum ya. Hatırladınız mı? Ali hatırladım dedi. Tamam. Tamam mı? Umarım hatırlamışsınızdır. Ben artık genişletilmiş ölçüm belirsizliğini hesapladıktan sonra ne yapıyorum? Ölçüm sonucumu raporluyorum. Raporlarken de mesela değerimi 5 bulduysam 5 artı eksi 0.4 diyorum. Neden? Dedim ya, genişletilmiş ölçüm belirsizliğini biz raporluyoruz. Parantez içerisinde de K eşittir 2 %95 güven, yani %95 yazıyoruz ki bu benim vermiş olduğum genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin aslında normal o bileşik ölçüm belirsizliğinin iki katı olduğunu gösteriyor. Tamam, niye 2 ile çarpıyorum? İşte bu K eşittir 2 değeriyle çarptığım için aslında. 2 oradan geliyor. K 2'den geliyor. K'dan geliyor.
Şimdi belirsizlik hesaplamalarında bir seri adım izleyeceğiz demiştik. Bu adımlara baktığımızda ilk adımımız neydi? Ölçüm büyüklüğünün tanımlanması ve ölçüm denkleminin oluşturulmasıydı. İşte burada ben ölçüm denklemini oluşturmam lazım. Bunun için de ne yapmam gerekiyor? Bir model fonksiyonu tanımlamam gerekiyor. İşte bu model fonksiyonu tanımlarken de tabii ki belirli girdilerim var. Girdi büyüklüklerim var. Bunlara x diyelim. Bir de çıktı büyüklüğüm var. Buna da y diyelim. İşte bu y aslında sisteme giren bütün büyüklüklerin bir fonksiyonu olmalı. Yani şu. Tamam mı? Örneğin şu örneğe bir bakın. Bakın. Mesela burada sodyum hidroksitin derişimini bulmaya çalışmış. Derişimini bulurken de tabii bu bir titrasyon işlemi için potasyum hidrojen fitalat kullanmış. Bu titrasyon için işte bu potasyum hidrojen fitalattan ne kadar harcamış, bunun kütlesi neymiş, harcadığı hacim neymiş, molaritesi neymiş, tamam mı? Ve aynı zamanda şurada bir de bir birim dönüşümü yapmış. Bu aslında sizin yani mesela çevre kimyası dersinde yapmış olduğunuz deneylerde bir derişimi bulurken kullanmış olduğunuz formül aslında. Bunu bütün aslında şeyleri uygulayabilirsiniz. İzleyeceğiniz deney prosedüründe kullanacağınız derişim olabilir bu ya da başka bir ne bileyim ağırlık da olabilir. Başka ne hesaplıyorsanız o formülünüz de olabilir. Hani o formülü kullanarak siz belirsizlik bileşenlerinizi burada belirleyebilirsiniz. Mesela şu formüle göre benim hacmi de belirsizlik bileşenin içerisine katmam lazım. Kütleyi de belirsizlik bileşenin içerisine katmam lazım. Belirsizlik bileşenlerini belirlerken tabii burada formül üzerinden evet etken olan parametreleri biliyorum. Bunu bütün formülleri de ya da artık hangi deney yapıyorsam, hangi formülü kullanıyorsam ya da sonucu bulmak için nasıl bir yol izliyorsam bütün parametreleri de hesaba katmam lazım. Bunlar neler olabilir? İşte o formülümüzü zaten dedik ya hesaba katıyoruz tamam ama bakın örnek hazırlamada eğer bir belirsizlik hesabı gelecekse ben tabii ki laboratuvarda örneğimi hazırlıyorsam bunu ekliyorum. Ama laboratuvarda örneğimi hazırlamayıp laboratuvar örnek doğrudan direkt müşteri tarafından geliyorsa ve ben o örneği alıp direkt analiz yapıyorsam o zaman örnek hazırlamadan gelen bir belirsizliğim olmayacak. Mesela bir ekstraksiyon işlemi yapıyorsam bu ekstraksiyondan kaynaklanan bir belirsizlik olabilir. Bir seyreltme yapıyorsam seyreltmeden kaynaklanan bir belirsizlik olabilir. İşte kalibrasyon çizdiriyorsam cihaza kalibrasyondan kaynaklanan bir belirsizlik işlemi olabilir. En son yine hesaplamalar yapıyorumdur. Burada da o hesaplamalarda artık işin içerisine ne giriyorsa onları da benim tek tek deney işlemi içerisinde yani bu adımlar arasında saymam gerekiyor. Şimdi burada tabii ki hesaplamaları yaparken ben sonuçta bir tane ne sonuç elde edeceğim değil mi? Deney yapacağım. Deney sonucunda elde edeceğim bir deney sonucu var diyelim. Bu hesaplamalar sonucunda ya da yapmış olduğum bir seri işlemler sonucunda. İşte burada ben aynı sonucu etkileyen bir parametre varsa, birden fazla parametre varsa bunları tek grup halinde değerlendirebilirim. Tek grup. Mesela ne yapabiliriz? Bir seyreltme işlemi yapacağım. Bu seyreltme işleminde benim etkili olan parametrelerim tek tek düşünülebilir. İşte ne olabilir? Ben ne kullanıyorum acaba seyreltmede? Su kullanıyorum. Kendi referans çözeltimi kullanıyorum. Değil mi? Referans çözeltimden bir miktar alıyorum. Su kullanarak seyreltiyorum. O zaman burada seyreltmede referans çözeltiden gelen bir belirsizlik olacak. Sertifika değerinden gelen bir belirsizlikten bahsediyorum. Bunu zaten onun sertifikasından okuyacaksınız. Sudan gelen bir belirsizlik yani varsa suyunuz saf su mu değil mi? Ultra saf su mu? Çeşme suyu mu? Hani bununla ilgili bir değeriniz varsa belki onu kullanabilirsiniz ama genelde sudan gelen belirsizlik hesaplamaları yani o suyu saf olarak kabul edip bir sertifika değerimiz de olmadığı için onu eklemeyi de bilirsiniz. Diğerleri yanında çok çok küçük olacaktır. Sonra mikropipet kullanacağım değil mi? Siz referans çözeltimden çekeceğim çözeltiyi. Bir tane balonjojenin içerisine koyacağım. Onun üzerine su ekleyeceğim. Diyelim 100 mililitreye kadar seyreltmeyi yapıyorum. 100 mililitreye kadar tamamlamam lazım. İşte mikropipetten 1 mililitre mi çektim, 5 mililitre mi çektim? O mikropipetin belirsizliğini de hesaba katmam lazım. Bunu nereden
bakacağım. Yine mikropipetin sertifika değerinden bakacağım. Çünkü mikropipetler de kalibrasyona gidiyor. Kalibrasyon değeri var. O kalibrasyon değerini size sertifika yazarak zaten iletiyorlar. O sertifikadan açıp bakacağım bir an. Balonjojen var. Çünkü onu da seyreltmede kullanıyorum. İşte balonjojenin üzerinde daha önce de bunu konuşmuştuk. Yazar artı eksi şu kadardır diye. O değeri de benim belirsizlik hesabına katmam lazım. Sonrasında tabii bunların hepsini, bunlar dikkat ederseniz tek tek parametreler. Bunların hepsini tek bir grupta birleştirip işte o balonjoje ya da seyreltme işlemi için hesaplamış olduğum belirsizlik deyip onu daha sonrasında asıl bileşik standart belirsizliği kullanmada kullanmak üzere saklarım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Dikkat ederseniz parametre parametre hesaplıyorum. Sonrasında bunları birleştiriyorum. Aynı etki iki defa yazılmış olabilir ya da birden fazla parametre aynı belirsizlik değerini etki edebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada da tabii ki aynı etkiyi iki kere hesaba katmamanız gerekiyor. Ama farklı mesela mikropipeti bir yerde kullandınız, seyreltmede kullandınız. Tamam o ayrı, onu hesaba katarsınız o grup içerisinde. Ama mikropipeti başka bir şey hazırlamak için de kullandınız. O zaman onda da ayrı bir şekilde hesaba katmanız lazım. Seyreltme için mikropipeti iki kere kullanıyorsanız o zaman o hesaba katarken orada dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ayrı ayrı iki kere hesaba katmanıza gerek olmayabilir. Buna da yine tabii ki aslında yine sizin kendi geçmiş tecrübeleriniz. Orada birazcık tabii ki göreceli yaklaşım da söz konusu. Yani bunu katmam mı doğru olur, katmam mı doğru olur, şeye ne kadar etkili, belirsizliği ne kadar değiştiriyor. Orada da onu birazcık düşünmeniz gerekebilir tabii ki. Başka mesela tekrarlanabilirlik testleri yapıyorsak, tekrarlanabilirlik deneyleri yapıyorsak burada da grup halinde bunu yine bir arada toplamam gerekir. Bunun için de hatırlayın tekrarlanabilirlikleri işte kişiler üzerinde mesela Ali deney yapıyordu. Aynı şekilde Yavuz'a da deney yaptırdık. Burada Ali'ye deneyi 10 kere tekrarlattık. Orada bir tekrarlanabilirlik yaptık. Oradan gelenlerin standart sapma değeri vardı. Bunu kullanıyordum. Ama aynı zamanda Yavuz da o deneyi yapıyor. O zaman Yavuz'dan gelen tekrarlanabilirlik standart sapmasını da almam lazım. Yani sadece Ali'den gelen değeri eklemiyorum. Hem Ali'yi alıyorum hem Yavuz'u alıyorum. İkisini de aynı grup altında toplamış oluyorum. Ve böylece aslında ben en başta izlediğim formülden yola çıkarak her bir parametre için belirsizlik değerlerimi tek 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 hesaplamış oluyorum. Emre, bu hesapladığım belirsizlik değerleri hangi belirsizliklerdi? Her bir parametre için ayrı ayrı hesaplıyorsam. Şimdi hocam hangi belirsizliklerdi bilemedim. Bilemedin. Bilen var mı? Ekstraksiyon, evet, seyreltme, kalibrasyon olabilir mi? Hayır. Her bir parametre için ben belirsizlik hesaplıyorum. Hemen notlara geri dönüyorum. Bakayım. Her bir belirsizlik için ben 3 numara. Şimdi bu, evet. Zaten ben işaretledim. Aslında şu olmuş oluyor değil mi? Şimdi her bir belirsizlik bileşeni için ben standart ölçüm belirsizliğini hesaplıyorum. Sonra ne yapıyorum? Bunları birleştiriyorum. Bileşik standart ölçüm belirsizliği hesaplıyorum. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi artık oturdu mu? Yani bunları tekrar tekrar üstüne soruyorum ki her bir parametre için hesapladığınız belirsizlikler standart ölçüm belirsizliği. Bunları daha sonrasında birleştirdiğinizde o deney seti için elde ettiğiniz bileşik standart ölçüm belirsizliği, raporladığınızda genişletilmiş ölçüm belirsizliği. Bunları bilmenizde fayda var. Bilmelisiniz aslında. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Mesela burada örnek bir belirsizlik hesaplaması var. ICP-MS ile sularda kadmiyum analizi belirsizlik hesaplamaları. ICP-MS biliyorsunuz benim en çok sevdiğim cihazlardan bir tanesi. Direkt bunun örneğini vermişim. Mesela bakın burada bahsetmişim. ICP-MS'de siz ölçüm yaparken sonuçta mesela kadmiyum analizi olarak vermiş. Elde ettiğiniz değer kadmiyumun derişimi, derişim değeri.
Şimdi dolayısıyla ben aslında sonuçta kadmiyum derişimi elde ediyorum. Kadmiyum derişimini elde ederken, yani bu cihazda ben ölçüm yaparken benim belirsizlik hesaplayabilmem için benim cihazı çok iyi bilmem lazım. Yani o cihazın kullanıcısı olmam lazım. Neden? Çünkü kadmiyumun analizini acaba hangi parametreler etkiliyor? Değil mi ICP-MS cihazında? Peki şimdi sizlerden yorum alayım. Neler etkileyebilir? Yani bu sonuçta ICP-MS tamam spesifik bir cihaz ama sonuçta enstrümantal analiz cihazı. Enstrümantal analiz dersini de gördünüz. Bir enstrümantal analizde analiz nasıl yapılır ya da yapılırken yapılmadan önce belirli hazırlıklar yapılıyor. İşte bu hazırlıklar neler olabilir? Bunlarla ilgili az çok fikriniz vardır diye düşünüyorum. Sizce ICP-MS'te bir analiz yaparken hangi parametreleri benim belirsizlik hesabına katmam lazım? Bu konuda görüşlerinizi bekliyorum. İlk kimden başlayalım? Oğuzhan'dan başlayalım. Evet Oğuzhan. Var mı mesela neler etkili olabilir? Hemen yazıyorum mesela ben de. Sen söyle bakalım. Enstrümantal analiz diye düşün. Neler etkili olabilir? Genel istiyorum. Hocam, çok spesifik değil. Neler etkili olur derken? Şöyle, yani cihaza evet. Etki eden mi? Hani cihaza etki eden hani zararlı olabilecek şeyler mi? Hayır. Belirsizlik hesaplamalarında ben nelere dikkat etmeliyim? Nelere hesaba katmalıyım? Hangi parametreleri hesaba katmalıyım? Yani ben cihazda, enstrümantal analiz cihazında bir ölçüm yapacağım. Bu ölçümü yaparken belirli çözeltiler kullanacağım. Cihazda ölçüm yaparken, şimdi bunları gerçi ben söylemeyeceğim, sizden bekliyorum. Bazı şeylere de dikkat etmem gerekiyor. Siz de diyorum ki enstrümantal analiz dersi gördüğünüz sonuçta. Yani bir enstrümantal analiz cihazında nasıl ölçüm yapılıyor? Bununla ilgili az çok fikriniz var. İşte bunları düşünerek bir cihazda, enstrümantal analiz cihazında genel hatlarıyla belirsizlik hesabı yapmaya kalksam benim o cihazda deneyimi etkileyen parametreler neler olabilir? Hep bahsettik ya bu zamana kadar belirsizlik hesaplamalarına şu 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 etkili olur dedik. Yani aslında geçen derslerde de hep bunlardan bahsettik. Şimdi mesela sizler bunları bir değerlendirin. Neler olabilir bunlar? Ben söyleyeyim bir tanesini. Kullanıcı. O cihazı Oğuzhan kullansa farklı bir değer elde edebilir. Ali kullansa farklı bir değer elde edebilir. Batuhan kullansa farklı bir değer elde edebilir. Tabii bu değerlerin birbirinden çok sapmaması gerekir. Temel gerçek bir değer vardır. O gerçek değeri bulmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta siz bir çözelti hazırlıyorsunuzdur. O hazırladığınız çözelti kişiden kişiye değişebilir. Bir seyreltme yapıyorsunuzdur. O seyreltme konusunda kişilerden gelen hatalar işin içerisine girebilir. Öyle olunca kullanıcı hataları tabii ki belirsizliğimi etkileyecek. Doğru mu? Bir kullanıcı. Evet. Evet. Başka neler olabilir? Neler etkileyebilir benim belirsizlik hesabımı? Kullanıcı dedik. Evet. Sadece olsam mı konuşacağım? Hocam. Hayır, hepiniz konuşabilirsiniz ama birbirinizle çakışmayacak şekilde. Söz istemek isteyen konuşmak istiyorum derse. Evet. Hocam cihaz etkili olabilir. Cihaz mesela nasıl etkili olabilir? Ya onun aralığı farklıdır ya. Kalibrasyon desem? Kalibrasyon desem? Cihaz etki ediyordu da. Evet. Neden olduğunu unuttum. Şey yapamıyorum, toplayamıyorum. Ha bak Ali yazmış zaten. ICP-MS'i kullanan kişinin dikkati demiş. Evet, kullanıcı yani. Kullanıcı söyledi ya. Evet. Yani Ali sizden önce bir baksanız, evet Ali benden önce söylemiştir doğru. Şu slayta bir baksanız orada da aslında şey çekeceksiniz, kopya çekeceksiniz ama. Hocam numuneyle birleşme yapabilecek şeyler olabilir mi? Yani numuneyi mesela. Nasıl söyleyeyim? Onun bir tabiri vardı ama şu an gelmiyor aklıma. Hocam kullanılan malzeme olabilir mi? Matrix mi diyorsunuz? Şey mesela
ICP-MS'de saf su kullanılmaz. Ultra saf su kullanılır. Yani hani o kesinlikle etkilidir de hani nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Hani malzeme olarak söyledim de. Ama kullanılan kimyasallar, referans çözeltiler. Evet, kimyasallar etkilidir yani. Aynen öyle. Başka referans malzemeler mesela sertifikalı referans malzemeler. Ben ne analiz etmek istiyorum? Kadmiyum analizi yapmak istiyorum. Değil mi? Kadmiyum analizini de yapacaksam benim belirli bir referans malzemem olmalı ki benim aslında cihazı onu önceden tanıtmam gerekiyor. Cihaz nereden bilsin ne olacağını? Hangi değerinde olacağını değil mi? Onu oraya bir tanıtmak gerekir aslında. Bunun için de sertifikalı referans malzemeler kullanılır. İşte bu kalibrasyon. Girişim yapacak. Girişim yapacak malzemeleri dikkate almalı mıyız hocam? Elbette. Mesela burada da şöyle, aynen girişim yapacak olan malzemeler ya da malzeme demeyelim de aslında girişime sebep olacak etkenleri bertaraf etmek için kullanacağımız çözeltiler olabilir. Mesela ICP-MS'de ne kullanabilirsiniz? Internal standart dediğimiz bir standart var. Bu girişim için kullanılabiliyor. Şimdi bu birazcık daha spesifik bir bilgi olduğu için evet bunu şu anda net olarak bilmeyebilirsiniz ama genel hatlarıyla bu cihazı kullanırken ya da başka bir cihazı kullanırken evet burada da böyle bir şey vardı buna da dikkat etmem gerekiyor diyebilirsiniz. Ya da siz cihazınızı hazırlarken mesela cihaza ön bir hazırlık yapmanız gerekiyorsa o cihazın bir ayarı varsa bir ayar çözeltisi kullanıyorsanız o ayar çözeltisinden kaynaklanan belki bir belirsizlik hesabı olabilir. Ona da yine siz karar vereceksiniz tabii ki. Bu önemli mi, önemli değil mi? Yani katayım mı, katmayayım mı hesaba? Bu tamamen aslında birazcık da kullanıcının inisiyatifine kalıyor. O hesaplamada. Ama temel olarak katmanız gereken şeyler tabii ki burada sertifikalı kullanacağınız çözeltiler. Ya da kullanacağınız materyallerden bir tanesi diyeyim. Belirsizlik parametrelerinden bir tanesi. Peki başka neler olabilir? Hocam şimdi yanlış hatırlamıyorsam ICP'nin MS kısmında bir girişim vardı. Demir mesela 56 kütleyken aynı anda başka bir bileşim 56 kütleye ulaştığında farklı bir ölçüm evet, yapılabiliyor. Argon oksit. Buna dikkat edelim. Doğru. İşte bu da yine şeyle bertaraf ediliyor. Biraz önce bahsettiğimiz o internal standart kullanılıyorsa mesela onunla bertaraf edilebilir. Ya da bir denklem, belirsizlik diyorum. Girişim denklemi kullanılıp o girişim denklemiyle beraber oradan gelen girişim bertaraf edilebilir. Ama sonuçta sizin bunu belirsizlik hesabına katabilmeniz için bir seri hesaplamaya dahil edebilmeniz lazım. Bunu dahil edebilir misiniz? İşte o da o cihazın kullanıcısı buna karar verecek. Nasıl dahil edebilir acaba? Dahil edebilmesi için bir tür hesaplama yapması lazım. Bu hesaplamayı da yapamıyorsa bunu belirsizliğe dahil edemez. Ama neyle dahil edebilir? İşte sertifikalı bir referans malzeme kullanıyorsa bu işlemi yapmak için. O sertifikadan kaynaklanan bir belirsizlik değeri vardır. O belirsizlik değerini hesaba katabilir gibi. Peki başka? Yorum yapmak isteyen var mı? Evet Batuhan seni de dinleyelim. Sen de sonradan geldin. Batuhan mikrofonunu açman lazım. Seni duyamıyoruz. Var mı bir problem var mı mikrofonla ilgili? Ben altta yazılanları da kaçırıyorum. Ali demiş kalibrasyonun yapılıp yapılmaması ortam şartlarının farklılığı anlık makinede sıkıntı olabilir. O yüzden bilinen bir numuneyle bir deneme yapılabilir. Evet o örnek numune. Helyum gazı demişsin. Hocam Batuhan'da mikrofon yok. Kulaklık yanımda yok. Tamam bizi duyabiliyorsun ama Batuhan. Tamam yazabilirsin. Yazabilirsin. Sen yazarken bu arada Ali'nin söylediklerinden bahsedelim. Mesela ICP-MS cihazında evet gaz kullanıyoruz. Helyum her zaman kullanılmayabilir ama argon gazı kullanılıyor. Argon gazının saflığı, safsızlığı belki hesaba katılabilir. Etkili olur mu, etkili olmaz mı? Buna neyin argon gazı? Tamam. Buna nasıl karar vermemiz lazım aslında? Bu da bir seri geriye dönük olarak tabii ki tecrübelere göre karar verilebilir. Ya da ne yapılabilir?
Şöyle, bunlar tabii ki zaten bazı laboratuvarlar tarafından hesaplanmış veriler ya da bu işlerle uğraşan kişiler aslında belirsizlik hesabı yapıyor. Dolayısıyla siz onların hesaplamalarına da geriye dönük olarak bakıp o laboratuvarda nasıl bir yol izlenmiş? Mesela o laboratuvar yapmıştır belki argon gazının saflığı, safsızlığı ile ilgili bir hesaplama yapmıştır. O hesaplamada görmüştür ki belirsizlik hesabı çok çok küçük diğer parametreler yanında. Hani hep parametre parametre hesaplıyorduk ya standart bileşik belirsizliği. Onun yanında çok çok küçük kalmıştır. Öyle olunca zaten sizin o belirsizliği hesaba katmanıza gerek yok. Daha büyük belirsizlikler vardır, o belirsizliktir. Yani zaten siz de birazdan bu hesaplamalarda göreceksiniz. Çok çok küçük seviyelerde yani 0.00001 şeklinde olan belirsizlik ya da oradan kaynaklanan o şekilde gelen belirsizlikler de var. Bir anda 0.201 varken bir anda 0.4501 şeklinde bir değeri de o 201'in yanına koymak anlamsız olacak. Yani çok küçük kalacağı için onu aslında ihmal edebiliyorsunuz. İşte bu noktada yine ne oluyor? Belirsizliği hesaplayan kişinin tecrübelerine, deneyimlerine, işte geriye dönük olarak neyi kabul edecek, neyi alacak, onları kabulüne bağlı. Yine göreceli. Farklı gazlar kullanılması, evet, farklı gaz kullanılabilir. Helyum gazı, Batuhan yazmış, farklı gazların kullanılması diye. Yani helyum, aslında şunu da söyleyeyim, sonuçta bu bir enstrümantal analiz, yani cihazı. Dolayısıyla sizin kullanacağınız gazların da oldukça yüksek saflıkta olması lazım. Çünkü o safsızlıklar zaten sizin neyinizi etkileyecek? Otomatik olarak analiz sonucunuzu etkileyecek. O yüzden çok yüksek saflıkta, yani %99.99 saflıkta gazlar kullanılması tercih edilir. Böyle olunca da zaten çok yüksek saflıkta. O yüzden hesaplamaları da katmanıza gerek kalmıyor aslında. Pekala, şöyle bir tablomuz var. O tablomuza bir bakalım. Şuradan. Bakın, genel olarak belirsizlik öğeleri bu ICP-MS cihazında ağır metal analizinin yapılmasında kullanılan bu belirsizlik öğeleri neler? Kalibrasyon standartlarının hazırlanmasından gelen belirsizlik birinci sırada. Sonrasında kesinlikten gelen bir belirsizliğimiz var. Yani tekrarlanabilirlik. Bu da işte kişilerden gelecek ya da işte bir şey kullanıyorsam malzemesi. Ne mesela balonjoji olabilir. İşte o balonjojiyi 10 defa doldur boşalt testi yapmanız lazım. Tekrarlanabilirlik. Oradan gelen standart sapma hesabı katmanız lazım. Sonra kalibrasyon eğrisinden gelen bir belirsizlik olacak. Kalibrasyon eğrisi. Bakın, kalibrasyon standartları ayrı. Kalibrasyon eğrisinin belirsizliği de ayrı. Kalibrasyon eğrisinin belirsizliğini hesaplarken de bir formül var. Standart bir formül. O formülden yararlanacaksınız, işlemlerinizi yapacaksınız. Sonra bir de tabii ki bir geri kazanım belirsizliği de hesaplamanız istenebilir. Geri kazanımdan gelen belirsizlik. 4 parametre de burada belirtmiş. Yani bu parametreleri arttırabilirsiniz. Genel olarak, temel olarak alınması gerekenler bunlar. Bakalım şu kalibrasyon standardının hazırlanmasından gelen belirsizliğe bakın. Şurada bir seri hesaplamalar var. Hangi kaynaklardan nelerden kaynaklanabilir? Yani bunların gelecek olan, etkileyecek olan kaynaklar neler? Bir bakalım. Mesela standart bir madde kullanıyorsam, evet, bu standart maddenin belirsizliği. Biraz önce konuştuklarımız, değil mi? Saf su varsa saf suyun belirsizliği. İşte mikropipet kullanıyorum, mikropipetten gelen belirsizlik. Bir sıcaklık, sıcaklık önemli. Ortam, değil mi? Ortam sıcaklığı. Sonra yine tekrarlanabilirlik burada da var. Dikkat edin. Kalibrasyon yine aynı şekilde, ne kullanıyorum mesela? Mikropipet kullanıyorum. Mikropipetin kalibrasyon sertifikasından gelen belirsizlik ya da tartım yapıyorum. Terazinin kalibrasyonundan gelen belirsizlik gibi. Ya da cam malzeme kullanıyorum. Cam malzemenin üzerinde yazan o artı eksi değeri gibi. Yine aynı şekilde bakın, burada da işte balonjoji, cam malzeme için dediği balonjojiden gelen belirsizlik. Yine burada neyi koymanız lazım? Sıcaklığı koymanız lazım. Balonjoji ile tekrarlanabilirlik testi yapmanız lazım. Aynı zamanda balonjojinin üzerinde yazan artı eksi değer. Yani kalibrasyondan gelen belirsizliği de hesaba katmanız gerekiyor. Biz hesaplamalarımızı yaparken, genelde daha doğrusu belirsizlik kaynaklarını gösterirken hatırlayın, hep bir balık kılçığı diyagramımız vardı. Sebep sonuç diyagramıydı. Burada da bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Aslında biraz önce tabloda belirtilen şu birinci tablomu, yani şu tablomuzda belirtilenlerin balık kılçığı şeklinde gösterilmesi. Tamam mı?
Burada da ben yine kesinliği koymuşum, geri kazanımı koymuşum, kalibrasyon standardının hazırlanmasından gelen belirsizliği koymuşum. Bir de tabii ki şu da çıkmamış ama kalibrasyon eğrisinden gelen belirsizlik. Bakın bunların her biri şu kalibrasyon standardının hazırlanmasından gelen belirsizliğin altında olan her şey yine burada balık kılçığı şeklinde gösterilmiş. Bunu da rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Pirinci hatırlayın değil mi? Pilav ilk şeyde geçen derste mi anlatmıştım? Geçen dönemki derste anlatmıştım evet. Bir pilav yaparken balık kılçığı diyagramı oluşturalım demiştik. Burada da etken parametreler neler olabilir diye düşünmüştük. İşte tencere olabilirdi, pirinç olabilirdi, pirincin kaynağı olabilirdi değil mi? İşte kullanacağım suyu da sıcak su mu kullandım, ne kullandım? İşte kullandığım yağ, bu pirincin daha doğrusu pilavın kalitesini etkileyen parametreler ya da elde edeceğim pilavı bizim sonucumuz olarak düşündüğümüzde onu etkileyen parametrelerdi. Burada da aynı şekilde ben ICP-MS'de kadmiyum için bir değer elde etmeye çalışıyorum ya da bir ağır metal sonucu elde etmeye çalışıyorum. Buradaki bütün etkileyen parametreler balık kılçığında gösterilebilir. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Biraz karışık görünüyor sanki ama aslında çok basit. Hepsini kendi içinde düşünebilirsiniz. Var mı soru? Yok. Devam ediyorum. Peki. Mesela kalibrasyon standardının hazırlanmasından gelen belirsizliğe bakalım. Şimdi benim ana stok çözeltim var. Bu ana stok çözeltimden belirli derişimlerde seyreltip ne yapmam lazım? Kalibrasyon standardını hazırlamam lazım. Hatırlayın kalibrasyon çözeltilerinin nasıl hazırlandığını. Bunun en basit örneği UV değil mi? UV'de örnek hazırlarken absorbans ölçüyoruz ya. Bilinen derişimlerde çözeltiler hazırlayıp onlara karşılık gelen absorbansları grafiğe geçiriyordum. Sonrasında da bir kalibrasyon eğrisi elde ediyordum. Hatırlayın değil mi? Ondan sonra ben bu kalibrasyon eğrisinden bilinmeyen değeri bulmaya çalışıyordum. Şimdi benim elimde 1000 ppm'lik bir stok çözeltim var. İşte bu stok çözeltiden bilinen değerlerde standart çözeltiler hazırlamam lazım. Bunları hazırlarken de ne kullanıyorum? Mikropipetle hazırlıyormuşum. Siz eğer cam pipet kullanıyorsanız o zaman cam pipetten gelen belirsizliği hesaba katmanız lazım. Ben mikropipet kullanıyorsam mikropipetten gelen belirsizliği hesaba katmalıyım. Çözeltilerimi hazırlarken sonuçta bir seyreltme işlemi yapacağım ya. Bu seyreltme işlemini ben eğer balon joje içerisinde yapıyorsam balon jojeden gelen belirsizliği de hesaba katmam lazım. Ama yok ben bütün hesaplamalarımı, bütün seyreltmelerimi mikropipet kullanarak yapıyorum diyorsanız o zaman iki tane bir erke mikropipet kullanıyorsunuzdur. Bir tanesi binlik mikropipettir, bir tanesi 10.000'lik mikropipettir. Mikrolitreden bahsediyorum. Mesela 1'e 10 seyreltme yapacağım. 1 mililitre çözeltiden alıyorum. Bunun üzerine 9 mililitre su katıyorum ve seyreltme işlemini gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla ben mikropipeti 2 kere kullanıyorum. Bir 1 mililitre için bir de 9 mililitre için. O zaman bu ikisinden de kaynaklanan hatayı ne yapmam lazım? Ya da bu belirsizlik hesabında işlemi koymam lazım. Ben hesaplamalarda yine saf su kullanıyorsam seyreltme işlemi için saf suyun saflığı varsa o saflığını da elimde tabii ki değer varsa bunu da hesaba katmam lazım. Bazen öyle ki bu kromatografik cihazlarda sizin çeşme suyunu kullanmamanız gerekir. Tabii ki kullanmamanız gerekir ama cihazdan alacağınız saf su da belki yetersizdir. Bu saf su cihazlarında. Böyle sertifikalı satılan saf sular var. Özellikle mesela ICP-MS için böyle yapılan satılan sular var. O suların mesela üzerinde sertifikası vardır. Sertifikasında o belirsizlik değeri yazar. O zaman o hesaba o değeri katmanız lazım. Sertifikadan okuduğunuz değeri katmanız lazım. Ama dediğim gibi saf sudan gelen belirsizlik değeri diğerlerinin yanında çok çok küçük kaldığı için onu hesaba katmanız gerekmeyecek. Şimdi bu kalibrasyon standardının hazırlanmasından gelen belirsizliğe şöyle bir ilerleyelim bakalım. Standardın saflık belirsizliği demiş. Belirsizliği neyle gösteriyorduk? U ile gösteriyorduk. Unutmayalım. Şimdi standardın saflık belirsizliği. Bu standarttan bahsettiği standart benim sertifikalı olarak bir üretici firmadan aldığım standart malzemem. Yani sertifikalı referans malzemem.
O zaman nereye dönüş yapmam lazım? Üretici firmadan temin ettiğim sertifikaya. Çünkü neden? Ben sertifikalı referans malzemeyi aldığımda sertifikalı çözeltimin yanında bir de sertifika gelir. Yani kağıt üzerinde o çözeltinin içerisinde neler var? Birebir her bir bileşen için değerleri yazar. Şu kadar şundan var, bu kadar bundan var diye. Onlar için de aynı zamanda bunun safsızlığı da yazar. Ne kadar safsızlıktadır bu belirtilen bileşenler. Onları da verir bu sertifikada. Ben işte spesifik olarak mesela bir kadmiyum için işlem yapıyorsam ya da bir demir için işlem yapıyorsam giderim o sertifikadan demir için olan safsızlık değerini okurum. Onu vermiştir orada. Mesela burada benim elimdeki sertifikada tüm metal iyonları için kaç tane metal iyonu varsa hepsi için de bu safsızlık değerini artı eksi 3 mikrogram bölü mililitre olarak vermiş. O zaman ben ne yapabilirim? Bunu artı eksi 3 olarak ya da 3 olarak kullanabilirim bu saflık belirsizliğini. Bu benim bir tane standart belirsizliğim oldu. Unutmayın. Bakın hala biz tek tek parametre parametre belirsizlikleri hesaplıyoruz. Gelelim saf suyum saflık belirsizliğine. Saf su içinde dikkat edin bakın yine sertifikalı referans malzemede ben ne okumuşum? %99.9999 olarak vermiş bana safsızlığını. Şimdi bunu siz yüzde olarak hesaplayacağız. Mesela şurada tabii ki virgülden sonraki basamakları da hesapladığınızda mesela 1000 için örneğin sizin elinizdeki değer 1000 ise 1000 için bir değeri verirken bunun 0.01'dir değil mi şu değer? Şey 0.1'dir. Bunu 1000'e de bölmeniz lazım hesaba katabilmeniz için. Yani o değere göre hesaplamalarınızı yapmanız gerekiyor. Tutup da 100 için 0.1 ise 1000 için 0.01 şeklinde. Yani onu hesaba katarken bu şeyleri de dikkat etmeniz gerekiyor. Virgülden sonraki rakamlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuç itibariyle sizin burada bulduğunuz aslında değer su için safsızlık belirsizliği bakın virgülden sonra kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak gibi bir değer. Bunu şu 3 ile kıyasladığınızda ne kadar küçük bir değer değil mi? Hele ki bir de bunu siz dağılım demiştim ya dağılım hesap şunu da yapacağız aslında daha sonrasında burada göstermemiş. Şu 3'ü de yapmamız gerekiyor. Bir istatistiksel dağılıma göre hesaba katmanız gerektiğinde bu standart belirsizliğinizi bulurken değeriniz oldukça küçüldü. Bakın 5.77 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu. Eksi 7 mertebesinde. Bu ise 3 bölü kök 3 olarak düşündüğünüzde birazcık daha yüksek rakam. Yani daha büyük bir değer. 10 üzeri eksi 7'yi bunun yanında şu 3'ün yanında çok çok küçük ihmal edebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Saf suyun belirsizliğini aslında hesaba katmanıza gerek yok. Evet uyuyor muyuz? Ne durumdayız? Bir soru gelmiş mi? Peki kullanılan kolonlardan kaynaklı olabilir mi demiş Batuhan. Ben biraz geriden takip ediyorum Batuhan. Kullanılan kolonlardan kaynaklı kolonlarımız standart. Dolayısıyla onlardan gelen bir belirsizlik değeri muhtemelen sertifikada yoktur. Siz burada o kolon aslında seçici malzeme içerdiği için, materyal içerdiği için burada temel olarak kullanacağınız çözeltileri hesaba katmanız lazım. Mesela kolonda taşıyıcı bir çözelti kullanacaksınız değil mi? İyon kromatografisinde. O taşıyıcı çözeltinizin sertifikasında mutlaka bir belirsizlik değeri ya da bir safsızlık, saflık değeri vardır. İşte o değeri hesaba katmanız lazım. Yani spesifik olarak kolonun değerini bulmanız pek mümkün değildir diye düşünüyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Şöyle birazcık sizleri de dinleyeyim. Yani arada sürekli ben konuşuyorum. Konsantrasyonunuz ne derecede onu da bir görelim. Saf suyun belirsizliğini ne yaptık? Yavuz hesaba kattık mı katmadık mı? Yavuz beni duyuyor musun? Hesaba kattık hocam. Kattık mı? İhmal edebiliriz demedik mi? İhmal edilebilir düzeyde olduğu için katmadık hocam. İhmal edilebilir düzeyde olduğu için katmadık. Tamam. Evet. Peki. Devam ediyorum. Şimdi mikropipetten gelen belirsizlik. Bunun için de yine benim ne yapmam lazım? Bir mikropipetin kalibrasyon sertifikasından gelen belirsizliği hesaba katmam lazım. Bana bunu 0.005 olarak vermiş zaten. Ben bu değeri niçin okuyorum? Nereden okuyorum?
bana verilen sertifikadan okuyorum. Şimdi mikropipet bir cihaz gibi düşünebilirsiniz. Bir cihaz, yani kalibrasyona gidebilen bir cihaz. Belirli aralıklarla da kalibrasyona göndermeniz gerekiyor. Siz bunu kalibrasyona gönderdiğinizde kalibrasyondan dönerken size bir sertifika gönderiyorlar. İşte bu sertifikada sizin mikropipetinizin ölçüm belirsizliği değeri yazar. Bizim mikropipet için de 0.005 olarak vermiş. Ve bunu verirken de hani diyoruz ya, belirsizliği raporlarken belirli bir değere göre vermeniz lazım. Yani belirli bir güven aralığında vermeniz lazım ki karşıdaki insan da bunu değerlendirirken o değeri görsün ve ona göre alsın sonucu. Şimdi bizim sertifikada da bu değeri verirken K-2 güven aralığında vermiş bu sertifikayı. Yani aslında olması gereken belirsizliğin, evet Emre, olması gereken belirsizliği ne vermiş? 2 katı kadar vermiş, değil mi? Evet hocam. Dolayısıyla benim ne yapmam lazım? Asıl belirsizliği bulurken bunu 2'ye bölmem lazım. Çünkü ben onu, evet, hesaplamalarımda kullanacağım. Evet. Tamam. Şimdi bir de ben mikropipetle ne yapıyorum? Hacim sonuçta. Bunu hesaba katarken ya da hesaplarken laboratuvarın sıcaklığını da benim ne yapmam lazım? Düşünmem lazım. Su çünkü sıcaklıkla ya da benim sulu çözeltim sıcaklıkla genleşen bir malzeme diye düşünebiliriz, bir madde. Dolayısıyla bu genleşme kat sayısını da hesaba katarak ben mikropipetle ölçüm yapıyorum ya, ne kadar acaba bir genleşmeden kaynaklanan bir belirsizlik hesaba girer? Bunu da düşünmem gerekiyor mikropipetle ölçüm yaparken. Bakın bunu da nasıl yapıyor? 1 mililitre için ölçüm yapmış. Bir, yani 1 mikroluk pipet kullanmış ama genelde bakın burada da tabii ki şeylere dikkat etmeniz lazım. Hep aynı birimleri kullanmanız gerekiyor. Birinde mililitre, birinde mikrolitre olmaz. 1000 mikroluk bir mikropipet kullanıyorsam hani bunun 1000 mililitreye karşılık gelen değeri 1 mililitre. 1 mililitre için işlem yapacağım. Şu bir oradan geliyor. Ben 1 mililitre hesap yap. 1 mililitrelik bir çekim yaptım mikropipetten. Bu bir oradan geldi. Şu 2.1 bunun genleşme katsayısı. Şu 2 de laboratuvar sıcaklığı, değişimi diyelim. Delta T. Bu genel bir genleşmeden kaynaklanan bir hesaplama. Yani sabit, işte ben ne kadar hacim çektim, genleşme katsayım, artı bir de laboratuvar sıcaklığı. O sıcaklık değişimine göre ne kadar bir genleşme söz konusu olabilir? Oradan gelen bir hesaplama. Yani sabit. Siz bunu tüm hesaplarınıza bu şekilde uygulayabilirsiniz. Yine su kullandığınız için, matrix bileşeniniz su olduğu için tabii ki suyun genleşme katsayısını diğer çözeltileriniz için de kullanabilirsiniz. Ama matrixiniz değişirse, yani kan olursa, o zaman kan için belki bir değer bulmanız gerekebilir. Tabii orada da yine siz seyreltmeler varsa seyreltmeleri neye göre yapıyorsunuz? Ya da çözeltileri hazırlarken başka kimyasallar kullanıyor musunuz? Çözücüler falan kullanıyor musunuz mesela? Eğer onları da kullanıyorsanız evet, orada da onlara dikkat etmeniz lazım. Yani genleşme katsayısında suyu değil de, suyun genleşme katsayısını değil de belki o diğer çözücülerin genleşme katsayısını da kullanmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi burada yine o cihazda uzman olan kişi belirsizlik hesaplamalarını yapacağı için hangisini katacağını o zaten tahmin edebilecektir. Bunu da ben hesaplarken tamam şunu hesapladım. Hesaplamayı yaptıktan sonra bunu belirsizliğe dönüştürmem lazım. Burada da yine istatistik olarak bunu dikdörtgen dağılım olarak kabul edebilirim. Yani yine köküçe bölerim. Burada işte 2.78 çarpı 10 üzeri eksi 4 mililitre olarak ben sıcaklıktan gelen belirsizliği hesaplayabilirim. Şimdi 2.78 10 üzeri eksi 4'ü hesaba katmalı mıyım, katmamalı mıyım? Batuhan. Yok, Batuhan konuşamıyordu. Ali de konuşamıyordu. Sizler yazın Batuhan'la Ali. Oğuzhan cevap versin. 2.78'i hesaba katmalı mıyım? Şu kalibrasyon sertifikasındaki gelen belirsizliğe göre, şuraya göre. Yoksa katmamalı mıyım? Hocam ben bu kısmı iyi anlayamadım ya. Annem içeride açtı süpürgeyi. Ses geliyor. Kafam konsantrasyon uçtu diyorsun. Evet hocam. O zaman bundan sonra lütfen annene çok selamlarımı söyle. ders işlerken seni birazcık tabii rahatsız etmesinler lütfen. Ricamız.
Tamam. Murat, seni dinleyelim. Hocam bence katmalıyız. Neye göre kıyasladın? Şimdi yukarıdakine bakarsak onu da üzerine eklediğimiz zaman 0.028 gibi bir şey yapması gerekiyor. Neyin üzerine ekliyorsun bunu? Kalibrasyon sertifikasının üstüne eklersek, belirsizlikleri toplarsak. Ha, şimdi şöyle üst üste daha eklemeyeceğiz. Onun ekleme formülü de farklı ama birbiriyle kıyasladığını mesela şu 0.0025'i örneğin 10 üzeri eksi 4 cinsinden yazdığında 1, 2, 3, 4, 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluyor değil mi? Evet. Sıcaklıktan gelen belirsizlik eklediğinde de 2.78 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluyor. Yani 25 ile 2.78 birbiriyle karşılaştırılabilecek değerler. Diğer bizim saf sudaki gibi değil, değil mi? Yani şuradaki gibi çok büyük bir fark yok. 3 nerede, virgülden sonra 5-6 basamaklı şey nerede, değer nerede? Burada birbirine yakın değerler aslında. Dolayısıyla evet, hesaba katmamız gerekiyor. Haklısın. Sonra mikropipetten gelen belirsizliğe bir de neyi eklemem lazım? Tekrarlanabilirliği eklemem lazım. Yani ben mikropipetle arka arkaya 10 defa ölçüm yapıp her seferinde de bu ölçümü doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye bunun kontrolünü sağlamam lazım. Bunu da nasıl yapıyorum? Su olduğu için suyun yoğunluğunu biliyorum. Terazim de var. Terazide ben bunu arka arkaya ölçümü yapıp tartırım. Yani hacimsel olarak gitmem de belki tartımsal olarak da gidebilirim. Dolayısıyla ben mikropipetten 1 mililitre çektim, gittim, boş bir behre boşalttım, terazide tarttım, onun değerini yazdım. Sonra tekrar gittim, bir kere daha tarttım, çektim, tekrar terazide tarttım, onun değerini yazdım. Şimdi tartımdan ve yoğunluktan, hani rho eşittir m bölü v'den yeniden hacme dönüş yapabilirim değil mi? Mikropipetten ölçtüğüm değeri ya da çektiğim değeri. Şimdi bir çektim 1 mililitre, gittim bunu terazide tarttım. Suyun yoğunluğunu da biliyorum, kütleyi biliyorum, yoğunluğu biliyorum. Gerçekten 1 mililitre mi çekmişim, 1 virgül bilmem bir şey mi çekmişim? Bunu ölçebilirim, doğru mu? Bu konuda soru işareti olan var mı kafasında? Yok, tamam. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde 10 kere arka arkaya tekrarlarım. Oradan hacimlerimi bulurum. Daha sonra bu bulduğum hacimlerin standart sapmasını alırım. İşte buradan aldığım standart sapma da benim tekrarlanabilirlikten gelen standart sapmam oluyor. Tamam. Tabii yine burada ayrı bir şekilde yine sıcaklıkla ilgili bir belirsizliğim varsa, belli sıcaklığın da etkilediğini düşünüyorsam o sıcaklıktan gelen belirsizliği de tabii ki yine ne yapmam lazım? Hesaba katmam lazım. Görüyorsunuz aslında belirli parametreler var. O belirli, daha doğrusu belirli inceleyeceğim parametreler var. İnceleyebileceğim bileşenler var diyelim. O bileşenler üzerinden giderek ben belirsizlik hesaplamalarımı uygulayıp tek tek hesaplama yapabilirim. Tamam. Şurada mesela başka bir örneğimiz daha var. Örneğin burada da Crenshaw'un da atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle metal tayini yapmış. Bakın burada tek tek şeyleri yazmış. Demiş ki öncelikli olarak 2 gram analiz örneği 0.1 mg hassasiyet terazide tartıldı. Şimdi bakın işin içerisinde terazi var. Dolayısıyla teraziden gelen bir belirsizliğim olacak. Sonra ne diyor? Bu örneğin deneyin prosedürü aslında arkadaşlar. Bu prosedürden ilerleyerek daha sonrasında belirsizlik hesaplamalarını yapacak. Sonra örnek 400 mililitrelik beherde 10 mililitre hidroklorik asitte çözülerek 100 mililitre balonda 100 mililitreye tamamlanmış. Yani hacmi 100 mililitre olacak şekilde ayarlanmış. Bakın ne yapıyorum ben? Beher kullanıyorum. Hidroklorik asit kullanıyorum. Balon joje kullanıyorum. Dolayısıyla burada balon jojede hacmi tamamlayacağına göre beheri hesaba katmama gerek yok. Şimdi hemen mantık çalıştıralım. Çünkü 10 mililitre sadece onu karıştırmak için kullanıyor beherde. Beherden alıp anladığım kadarıyla balon jojenin içerisine döküyor. Dolayısıyla son hacmi balon jojede tamamladığı için benim balon jojedeki hacim değerini, yani balon jojenin belirsizlik değerini almam lazım. Beher almama gerek yok. Tamam. Hidroklorik asit kullandığı için hidroklorin sertifikasından kaynaklanan bir belirsizlik değeri varsa, safsızlık varsa onu da hesaba katabilirim. Sonra ne yapmış? Kalibrasyon için 10, 20, 40, 60, 80 ppb standartlar hazırlamış. İşte bu standartları hazırlarken
Yine ne yapacak? Muhtemelen bu ana stok çözeltiden, şuradaki ana stok çözeltiden yararlanacak. Şu bir önceki, şurada hazırladığı ana stok çözeltiden yararlanacak. İşte burada da bir seri seyretmeler yapacak. Bu seyretmeleri nasıl yapmış? Oradan gelen verisizliği de koymak gerekebilir. Yine gidişata göre karar verir ona. Sonra ne yapmış? Hazırlanan örnek doğrudan absorbansı okunarak kalibrasyon grafiğinden örnek derişimi PPB olarak bulunur. Burada da bilinmeyen derişimi okumuş. Sonra da hesaplama miligram bölü kilogram olarak hesaplama yapmış. Kadmiyum miktarı demiş, kadmiyum belirlemiş. Gelelim hesaplama formülüne. Pardon. Aslında şöyle öksürmemiz lazım değil mi? Hesaplama formülüne geldiğimizde bakın arkadaşlar burada derişim değerini almış, hacim değerini almış, ağırlık değerini almış. Aynı zamanda bir de ne yapmış? Burada bir dönüşüm değerimiz var. O dönüşüm değerini de almış. Dolayısıyla benim gelelim şu belirsizlik kaynaklarıma. Bunların hepsini düşünmem lazım. Bir önceki şuradaki hesaplamalarla ilgili. Çok pardon arkadaşlar, bir gıcık tuttu boğazım, pardon. Çok konuşunca. Şimdi benim burada stok çözeltiden yapacağıma göre işlemlerimi tabii ki bu derişimden gelecek. Oradan gelen stok çözelti belirsizliğini eklemem gerekiyor. Bir örnek hazırlıyorum, tartımı. Yine hacim yapıyoruz, hacimi. Ondan sonra bir de kalibrasyonu tabii ki katmam gerekecek. Gelin bakalım şimdi bunları tek tek inceleyelim. Stok çözeltim benim 1000 ppm'miş. Bunu benim nereden okurum stok çözeltimi değerini? Emre. Ne oldu arkadaşlar? Kendi kendime mi anlatıyorum? Evet. Yok yok hocam, buradaydım da. Çekebilirsin slide'dan. Stok çözeltimizin belirliğini hocam şeyden işte verilen sertifika değerinden aynen. Göre. Aynen. Kaç vermiş? %95 vermiş. Güven yani aralığıyla vermiş. Ne vermiş? Yani artı eksi 2. Aynen öyle. %95 güven aralığında verdiğine göre bu değeri benim ne yapmam lazım? Yani K eşittir 2 demek bu. 2 ile çarpmam. Evet. 2'ye böleceğiz. Çünkü bak eğer ben raporlasaydım 2 ile çarpardım. Ama ben ne yapıyorum? Bana verilen, bana raporlanan değeri kendi deneylerimde kullanıyorum. O zaman benim onun tam tersini yapmam lazım. Yani 2'ye bölmem lazım. Tamam mı? 2'ye bölüp 1 ppm'i ben bu 1'i kullanacağım şeyde hesaplamalarımda. Ama ben daha sonrasında kendim en son bütün her şeyi birleştirip bir serde şey bulacağım ya, belirsizlik bulacağım ya, onu işte raporlarken ben de yine K eşittir 2 güven aralığında verip %95 güvenilirlikle K eşittir 2 de faktörünü de kullanarak 2 ile çarparak vereceğim değerimi en son. Tamam, stok çözelti belirsizliğim tamamdı. Örnek tartım belirsizliği demiş. Bakın terazi kullanmış. Şurada hemen ben yine lazerimi kullanayım. Bakın tekrarlanabilirlikten gelen örneğin 100 gram için ne yapmış? Bir tartım yapmış. Terazi için bir belirsizlik değeri vermiş. Bunu da yine sertifikadan okuyacak. Sertifika değerinden okuyacak. 0.1 mg olarak vermiş. Bunu hesaba katması lazım. Sonra kalibrasyondan gelen bir tartımları yaparak özür diliyorum yanlış söyledim. Tekrarlanabilirlikten mesela 100 gram tartım yapmış. Bunu 10 defa tekrarlamış. Buradan gelen bir standart sapma bulmuş. Bu standart sapma 0.1 mg. Bunu tekrarlanabilirlikten gelen belirsizlik olarak hesaba katmış. Sonra kalibrasyondan gelen belirsizlik. İşte burada kalibrasyon sertifikasından gelen belirsizlik değerini 0.1 mg olarak yine sertifikadan okumuş. Bunu da 0.1 olarak almış. Eğer burada %95 olarak verdiğine göre aslında bunu ne yapması lazım? 0.1 değil de 0.05 olarak alması lazım. Doğru mu? 2'ye bölmesi gerekiyor. Yine şurada standart sapmadan kaynaklı bir belirsizlik var. Bunu da aslında hesaba katarken yine ya doğrudan alacak ya normal dağılım kabul edecek ya da üçgen dağılım ya da hani hatırlarsanız o istatistiksel dağılımlara göre bir hesaplama yapması lazım. Burada da aslında bunu yine 2'ye bölerek hesaplamalara katabilir. Yani normal dağılım kabul edip katabilir. Burada başka ne yapmış?
Bu tartımın belirsizliğini, bakın burada daradan kaynaklanan, yani kalibrasyonun da darısı demiş, örnekten kaynaklanan demiş, tekrarlanabilirlikten kaynaklanan demiş. Burada 3 seri değer bulmuş. Bu tabii onun kendi hesaplamalarına göre yapmış olduğu bir tablo. Ama sonuç itibariyle biz eğer bu ikisini kullanıyorsak, yani tekrarlanabilirlikten ve kalibrasyon belirsizliğinden gelen değeri kullanıyorsak ve şunu da yine %95 güven aralığında kullanıyorsak, şu 0.1'i, o zaman bunu da ikiye bölerek kullanmam lazım. 0.05'in değeri, yine 0.05 diğer değer, yani şuradan gelen değer. İki tane belirsizlik değerim oldu. Bir de bu tabii ki başka bir yerde de 0.1'lik bir belirsizlik değeri bulmuş, onu hesaba katmış. Aslında burada şu tablodan gidelim yine. Bakın tabii bu değerlemeleri, hesaplamaları yaparken dediğim gibi sizin kendi düşünceniz de önemli bunu hesaba katarken. Bakın şurada kalibrasyonla darısından gelen, yani siz terazinin kendisiyle ilgili olan değeri kullandığınızda 0.1'lik bir değer var. Bunun dağılımını normal olarak kabul etmiş. Normal dağılım kabul ettiğinde ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Buradan gelen belirsizliği 0.05 olarak almış. Şimdi bu buradaki hesaplamalar standart belirsizlikler, unutmayın. Parametreler için tek tek belirsizlikleri hesaplıyor. Daha sonrasında bunları birleştirip aslında tartım için bir belirsizlik hesaplamış oluyor. Sonra örnekten gelen bir belirsizlik var dedi. Bunu da 0.1 olarak aldı. Bunu yine K eşittir 2 güven aralığı, yani %95 güven aralığında normal dağılım kabul edip 2'ye böldü. Bunu da 0.05 olarak aldı. Sonra tekrarlanabilirlikten geleni standart sapma olarak aldı. Standart sapmaları zaten direkt olarak kullanıyorduk. Faktörümüz 1'di, yani hiçbir şekilde işlem yapmadan 0.1 olarak alabiliyorduk. Şimdi bunlar benim normal standart ölçüm belirsizliklerim oldu, parametre parametre. Şimdi ben işte bunları birleştirerek bileşik standart ölçüm belirsizliğimi hesaplamam lazım. Bileşik standart ölçüm belirsizliğimi hesaplarken de her birinin karesini alıp bunun da karekökünü alıyorum arkadaşlar. Bu standart, yine aynı şekilde her daim bunu kullanabiliyorum. Her birinin karesini alıp topluyorum ve karekökünü alıyorum. Bu da benim bileşik standart ölçüm belirsizliğimi veriyor. Bileşik standart ölçüm belirsizliğimi veriyor. Yalnız tabii ki bu, şöyle düşünün. Tartım için ayrı hesapladım. Daha sonrasında hacim için belki ayrı hesaplayacağım. Sonra kalibrasyon için ayrı hesaplayacağım. Daha sonrasında bunların hepsini birleştirip yeniden bir bileşik ölçüm belirsizliği hesaplayacağım. Sonra da bunların genişletilmiş ölçüm belirsizliğini alacağım. Görüyorsunuz, parametreleri ayırmam yetmedi. Parametreleri kendi içinde de ayırabiliyorum. Ama kullandığım her türlü hesaplamalar birbirine çok benziyor. Aslında kendi içinde aynı hesaplamaları o parametre için tekrarlamış oluyorum. Tamam mı? Mesela aynı işlemi burada niçin yapmış? Örnek hacim için yapmış. Burada da bakın, belirsizlik bileşenleri, yine şu tablo üzerinden gidelim. Kalibrasyon için 0.2 bir belirsizlik değerini bulmuş. Bunu tabii ki nereden okuyordu? Yine sertifikadan okuyordu. Bunu %95 güvende normal dağılım olarak almış. Faktörüm 2, 2'ye bölmüş. Tekrarlanabilirlik için yine standart sapmamız var. Standart sapmayı 0.1 olarak doğrudan almış. Bunu da hesaplamıştı, hatırlayın. 10 defa tekrar yapmıştı. Bunların standart sapmasını bulmuştu. O standart sapmayı direkt belirsizlik olarak kullanabiliyordu. Sonra sıcaklık faktörü etkiliyse sıcaklıktan gelen bir belirsizlik değeri vardı. Bu belirsizlik değerini de şu formüle göre hesaplamıştı. Hangi değer? Genişletilmişte yine şey kullanması lazım. Su varsa suyun genleşme katsayısını kullanması lazım. Hangi değerin ne kadar mesela tartım yapmış? İşte 2.1 mi tartmış, 100 mü tartmış? Şey pardon, ölçmüş, hacim olarak ölçmüş. Özür diliyorum. Hacim olarak ölçmüş. Onu da hesaba katması lazım. Tabii bir de tabii burada sıcaklık değişimi nedir? Onu da koyması lazım. Mesela burada 100 mililitre sanırım bir örnek. Ve bunu 5 defa yapmış. 2.1 çarpı 10 üzeri eksi 4 de bu suyun genleşme katsayısı olarak var. Pardon, özür. 100 mililitreyi 5 derece sıcaklık farkı için 2.1 çarpı 10 üzeri eksi 4 genleşme katsayısı için yapmış. Biz bir önceki örnekte 1 mililitreydi, hatırlayın. Sıcaklık değişimim 2 dereceydi. Suyun genleşme katsayısı da aynıydı. 2.1 çarpı 10 üzeri eksi 4 sabitti. Burada hacmim 100, sıcaklık farkım 5, genleşme katsayısını da aynı almış. Tabii ki aynı olacak. Tamam, sizin laboratuvarda yapmış olduğunuz
özellikle yani hangi değerde yapıyorsanız, bu hangi sıcaklık farkında yapıyorsanız ya da ne kadar hacim, hangi hacmi ölçüyorsanız tabii ki ona göre sıcaklıktan gelecek olan belirsizliğiniz de değişecek. Yine burada dikdörtgen dağılım kabul etmiş. Bu dikdörtgen dağılıma göre de kök 3'e bölmesi lazım. Böldüğü değer de 0.06. Şimdi bunlar benim standart ölçüm belirsizliklerimdi. Bunların karelerini alıp toplayıp karekökünü aldığımda da bileşik standart ölçüm belirsizliğimi hesaplıyorum. Tamam mı? Karıştı mı? Yorumlarınızı alayım. Oturdu mu birazcık? Yoksa ya hocam bunlar çok zor, biz bunları yapamayız mı diyorsunuz? Ne benim diyorsunuz? Anladığım şu hocam, standart ölçüm belirsizlikleri var 3 tane şu anda bu örnekte. Hı hı. Doğru. Onları daha sonra şu formüllerle beraber bileşiğe döndürüyoruz. Aynen. Bileşik yani evet, bileşiğe döndürmemizin yolu bunların karelerini alıp toplayıp karekökünü almak. O bileşiğe dönüştürmenin yolu. Ama ben tabii ki parametre parametre hesaplıyorum ya. Tartımdan gelen ayrıydı, hacimden gelen ayrıydı, kalibrasyondan gelen ayrıydı. Bunlar için her biri için bir şey belirtmem gerekiyor. Belirsizlik bulmam gerekiyor. Daha sonrasında bunları yine birleştirmem gerekecek. Unutmayın. Çünkü kendi içinde parametreler bölünüyor ya. Bölündüğü için önce standartları buluyorum. Daha sonra bunları bileşiğe çeviriyorum. Sonra bu bileşiğe çevirdiklerimi de yine kendi içerisinde karelerini alıp toplayıp kareköklerini alıp en genel belirsizliğimi bulmam gerekiyor. Bileşiğin bileşiğini bulmuş oluyorum aslında. Tamam mı? İlerliyorum. Bu da arkadaşlar kalibrasyondan gelen, kalibrasyon eğrisinden gelen belirsizlikle ilgili. Bir seri kalibrasyon doğru şeyim var, standardım vardı. Hatırlayın, 10, 20, 40, 60 ve 80 için hazırlamıştı. Bunları kendi içerisinde 3 tekrarlı bir şekilde ölçümünü yapmış. Ölçümünü yaptıktan sonra elde ettiği absorbans değerlerini bakın buraya yazmış. Her biri için ayrı 3 defa. Sonra tabii doğrunun bir denklemi var. Bu doğrunun denklemini de bulmuş, buraya eklemiş. Sonrasında burada bakın şöyle bir formül var. S dediğimiz bir formül var. Bu S'i bulması gerekiyor. Ama asıl bizim formülümüz şu. Burada da bir seri hesaplama yapmış. Bakın X'leri bulmuş. X'lerin, yani bu istediği sizin ulaşmak istediğiniz değer. Neye ulaşmak istiyorduk? Biz derişim değerine ulaşmak istiyorduk absorbanstan. O derişim. İşte derişimden derişim ortalamasını çıkarmış. Sonra bunların karelerini almış. Bunları niye almış? Bakın şurada bir seri hesaplama yapması gerekiyor ki kalibrasyon eğrisinden gelen belirsizliği bulabilsin. Bu temel formül sabit bir formül. Yani size kalibrasyon eğrisinden gelen belirsizliği nasıl hesaplarsınız dediğimde bu formülü kullanıyorsunuz. Bu formülde de bilinenler C değerlerim. C değerlerim benim derişim değerlerim. Bunları biliyorum zaten kalibrasyon eğrisinden. Şuradaki P dediği, N dediği bunlar aslında bu formülün sabitleri diyebiliriz. Bileşenleri diyebiliriz. Kimisi sabit, kimisi hesaplamalı yapılıyor aslında. Bakın burada da S dediği değer residual dediğimiz artık standart sapmamız. Bunu kalibrasyon eğrisinden bulabilirsiniz. Ya da bir Excel'e yerleştirdiğinizde bunları zaten size otomatik olarak verecek. B1 değeri dediği eğim. İşte biraz önce ben ne bulmuştum? Şurada. Bakın doğrusal denklemi bulmuştum. B1 değeri dediğim 0.0043 oluyor burada. Sonra P dediği örnek ölçümü için okuma sayısı. Ben örneği kaç defa okudum? Arka arkaya 10 defa mı okudum, 20 defa mı okudum? Bakın burada da ne yapıyor? Aslında örneklerini her bir standardı 3 defa okumuş. Kaç tane standardım var? 1, 2, 3, 4, 5 tane standardım var. O zaman ben 15 defa okuma yapmış oluyorum. Değil mi? Sonra çok pardon, P dediği örnek ölçüm için, N dediği kalibrasyon için yapılan ölçüm sayısı. Benim N değerim 15 oluyor. P dediği de örnek, mesela arada bir örneğiniz var. Belirlemek istediğiniz bir örnek değeriniz var. İşte o örnek değer için arka arkaya kaç defa ölçüm yaptınız? 10 defa mı yaptınız? 3 defa mı yaptınız? 5 defa mı yaptınız? Bununla ilgili olan değer. C0 değerim dediğim benim başlangıçta yani tayin ettiğim ölçüm değerim. C dediğim yine kalibrasyon, C şu C ortalama, kalibrasyon standartlarının ortalama değeri. Mesela şurada bir seri kalibrasyonum vardı ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bunların hepsinin ortalaması 42 gibi bir değer. Bu 42 değer benim burada C ortalama, C üstü çizgi için şu kullanacağım değer. Yani şurada kullanacağım değer. Sonra bu formülü ben şu SXS değeri, yani şunu da şuradaki
formülü kullanarak hesaplama yapabiliyorum. Her bir C değerinden C ortalama değeri çıkartıp onun karesini alıp toplamını aldığımda SXX değerini bulabiliyorum. Bunu da yine SSL Excel'den hesaplayabiliyorsunuz. Sonra bütün bileşenleri yerine koyduğumda ben kalibrasyon eğrisinden gelen değeri, yani belirsizlik değerini hesaplamış oluyorum. Burada da tabii ki birazcık böyle Excel bilgilerinizi konuşturmanız gerekiyor arkadaşlar. En son ne yapıyorum? Ben bütün bu belirsizlikleri hesapladım. Bunlar benim standart belirsizliklerimdi. Bunlardan ben bileşik standart belirsizliklerimi hesapladım. En son aslında burada yine bağıl standart ölçüm belirsizliği diye bir kavram var arkadaşlar. Bu da hani birbirine parametrelerimiz vardı. Her bir parametre için ben belirsizlik değeri hesaplıyordum. Daha sonrasında bunları birleştiriyorum diyordum ya. İşte onları ifade ediyor. Parametreler için hesapladığım o ölçüm belirsizlikleri. Sonuçta birbiriyle alakadar olan belirsizlikler. Sonrasında onları bir araya getirdim. En son bir birleşik standart belirsizlik buldum. İşte 0.037 olarak buldum. Tabii ben bunu raporlarken şunu unutmamalıyım. Benim sonuçta bulmuş olduğum değere göre bir hesaplama yapmam gerekiyor. Ölçüm değerim neyse ona göre bir hesaplama yapmam gerekiyor. Şimdi onu da birazdan göstereceğim. Şimdi ben bu bileşik standart ölçüm belirsizliğimi hesapladıktan sonra hangi güven aralığında vermek istiyordum? %95'te. Yani bunu ne yapmam gerekiyordu? 2 ile çarpmam gerekiyordu. Benim genişletilmiş ölçüm belirsizliğim ne olmuş oldu arkadaşlar? 0.073 olmuş oldu. Şimdi ben bunu hesaba katarken, bakın ne yapacağım, yani raporlarken aslında şurada ilk baştaki belirsizlik değerim, şöyle yapalım. İki türlü hesaplama yapalım bakın. Birincisinde burada vermiş olduğu değerde ölçüm sonucunu hesaba katmış. 2.30. Bu nedir biliyor musunuz? Sizin belirlemek istediğiniz derişim değeriniz. Bilinmeyen numunenizin derişim değeri. Ben bunu cihazda okumuşum. Benim bilinmeyen numunemin içerisindeki mesela neyi ölçmüşüm? Demiri ölçmüşüm. Demir değerimi 2.30 bulmuşum. Şimdi ben raporlarken ne yapıyorum? 2.30'un belirsizlik değerini raporlamak istiyorum değil mi? Şimdi ben bir seri hesaplama yaptım. Belirsizliğimi de hesapladım. Şimdi benim bu belirsizlik değerim 0.016 idi ya aslında ve ben bu değerden yola çıkarak aslında genişletilmiş belirsizliğimi bulmam gerekiyordu. Aslında şu aynı zamanda sizin bileşik standart belirsizliğiniz de oluyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim, şu 0.016, çünkü bu artık bütün parametrelerin birleştirilmiş hali. Şimdi şurada yeniden bir birleşik standart ölçüm belirsizliği hesaplamış ya, burada 2.30'a çarpmış bu değeri. Çok karıştırdık mı? Şöyle geri alayım. 2.30'a çarpmış hali sizin buradaki belirsizlik değeriniz 2.30'a çarpılmalı ki sizin bunu raporlarken 2.30'un yanına 2.30 artı eksi değeri yazabilirsiniz. Neden? Şimdi diyelim ki benim belirsizliğim 0.016. Bu düşük belirsizliğim, yani şey, bileşik standart belirsizliğim. Ben bu değeri raporlarken analiz sonucunda 2 ölçtüm. 2 artı eksi 0.016 da verebilirdim. 1000 ölçtüm. 1000 artı 0.016 da verebilirdim. Anlamlı mı sizce? Burada bir yorum yapabilir misiniz? Yani bunu böyle mi yapmam lazım? Sorumu daha farklı bir şekilde sorayım. Ben analizimi yaptım. Analiz sonucunda bilinmeyen demir değerimi 2 olarak okudum. 2 tane numunem vardı. Bir tanesinde 2 okudum, bir tanesinde de 1000 okudum. Bu cihazda daha öncesinden yapmış olduğum belirsizlik değerim de 0.016. Tabii bu benim bileşik belirsizliğim. Ben bunu genişletilmiş belirsizliğe çevirmeliyim. Bunu çevirebilmem için de ne yapmam gerekiyordu? K eşittir 2 ile çarpmam gerekiyordu. Bu da bir köşede dipnot olarak dursun. Şimdi ben raporlamaya geçtiğimde, analiz sonucunu raporlayıp vereceğim ya müşteriye. 2'yi 2 artı eksi 0.016, hatta şuraya yazabilirsem hemen yazayım. Bakayım yazabilecek miyim? 2
artı eksi 0.016 ya da 2 artı eksi 0.032 ya da 2, biraz kötü yazıyorum ama, artı eksi 0.064. Sizce bu sonuçlardan hangisi doğru? Bir de tabii siz onu düşünürken ben bir de 1000 için yapayım. 1000 artı eksi 0.016. Yazdıklarım anlaşılıyor mu? Ben de bir yandan şu slide ekranıma bakıyorum ama 0.016 anlaşılıyor hocam, anlaşılıyor. Gibi, değil mi? Tamam. 1000 artı eksi 0.032 ya da 1000 artı eksi 32. Sizce bunlardan hangisi doğru? Anlaşıldı mı? En son 32. Evet. Bunu da yapalım. Bundan sonra dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Son slaytımız. Hangileri doğru? Önce kime söz hakkı? Evet, kim konuşmak istiyor? Kim konuşmak istiyorsa açsın mikrofonunu, hocam, söylesin. Şimdi 0.064 olan genişletilmiş ölçüm belirsizliği olduğu için bence o doğru. Peki şöyle söyleyeyim Emre. Benim bileşik aslında burada birazcık daha karışık verdiği için belki anlaşılması da güç olmuş olabilir ya da anlatırken de farklı olmuş olabilir. Şimdi bu yapılmış olan hesaplamada, yani şunu tekrardan şöyle yapalım. Bakın. Şimdi normalde bütün işlemler bittikten sonra bu analiz için bileşik belirsizlik 0.016. Bileşik belirsizlik. Evet. 0.016. Genişletilmiş belirsizlik bunun iki katı. Yani 0.032. Unutmayın. Şöyle yazalım. 0.032 genişletilmiş belirsizlik. Çünkü bunun iki katını alacak ve raporlayacak ya. Normalde raporlaması gereken değer 0.032. Şimdi burada bazı başka hesaplamalar yapmış. Şimdi şurada benim size üst tarafta yazdığım kısımlar var ya, oradan anlayacağız bunu niye öyle yaptığını. Şimdi şurada anlayacağız. Ama sizin şurada bilmeniz gereken, bileşik belirsizliğin 0.016 olduğu, raporlaması gereken genişletilmiş ölçüm belirsizliğinde bunun iki katı kadar 0.032 olduğu. Bunu bir bilin, tamam mı? Şu aşağıyı, şu anda şuraları hesaba katmayın, düşünmeyin. Sadece şu yukarıyı bir düşünün bakalım. Benim yazdıklarımı ve şurayı. Bileşik belirsizliğim 0.016 idi. Raporlamam gereken değer K eşittir 2'de, bunun iki katıydı, 0.032 idi. Şimdi şurada ben 2 için bir raporlama yapıyorum. Bir de 1000 yapmış olduğum 1000 ölçüm için bir raporlama yapıyorum. Sizce bunlardan hangisi doğru? Hemen şuraya aslında Ali ile şeyle batonla takip edemiyorum. Hemen bakalım. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Evet, dinliyorum. Murat? Bence evet. 2 artı eksi 0.064'ü almamız gerekiyor. Çünkü onu daha sonra 2'ye böleceği için 0.064'ü 2'ye böldüğü zaman 0.032 kullanacak. Hocam, ben 0.064'ü alması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi şurada şöyle bir açıklama yapayım. 0.064'ü ben artık, şimdi ben laboratuvarım. Ben belirsizlik hesaplarım. Laboratuvarın numune getirmiş müşteri. Ben müşteriye sonuç sunuyorum. Dolayısıyla belirsizliği ben hesapladığım için müşteri benim verdiğim sonucu alacak ama benim verdiğim sonuç üzerinden o bir belirsizlik hesabı yapmayacak. Yani o 0.064'ü tutup da 2'ye bölmek gibi bir şey olmayacak. O sadece gelen sonuca bakacak. Diyecek ki bu sonuç 2 artı eksi 0.064, o benim artı eksiden sonra verdiğim değer ona neyi verecek biliyor musun? 2, yani bu değer 2 eksi 0.064, yani ne olabilir? İşte 1.916
36 mı? 936 da olabilir, 2.064 da olabilir diye kafasında öyle canlandıracak. Hani o değeri bölmeyecek çünkü o belirsizlik hesabı yapmıyor. Bu belirsizlik hesabı yapanlar için bölme işlemi geçerli. Ben buna sonuç sunuyorum sadece. O zaman ben fikrimi değiştirdim. Evet Emre. Yani şimdi baktığımız zaman biri binde 64, binde 32 ve binde 16. Bu bizim %16. Bu bizim belirsizliğimiz gitgide artacak. Yani yeni hesaplama... hangi şık doğru diyorsun? Hangileri doğru diyorsun sen? Ben ilk için 0.016 doğru diyorum. İkincisi için? İkincisi için de 32. 32 doğru diyorsun. Peki Emre'nin görüşlerini aldık. Ali diyor ki ikisi için de B şıkkı. 2 için B şıkkı demiş. Pardon 0.32. Peki Ali 1000 için? Bin içinde 32 demişsin. Tamam. Batuhan senin yorumların var mı? Sen bir yandan yaz. Bir yandan da Metehan'ı dinleyelim. Metehan sen ne düşünüyorsun? Biraz ben bu konuya yabancı kaldım ya. Pek anlamadım da. Yabancı mı kaldın? Neden? Sabahtan bir anlatıyoruz. Belirsizlik. En son kısmı böyle 16-32. Niye 64, niye 32? Ne fark var? Ben de onu soruyorum zaten. Hani hangisi olmalı? Pek anlamadım yani. Anladın mı? Belirsizliği anladın mı? Belirsizliğimiz 0.016 ile bileşik belirsizlik. Batuhan yorumu yok demiş. Sonra Halil dedi genişlik için 64 dedi de pek anlamadım niye 64 niye 32 ne farkı şimdi, var? Şimdi bizim çok fark yok kenarlarında yani 30. Yok var tabii ki var çok fark yok deme. Bizim şimdi sayılar rakamlar sana çok çok küçük geldiği için belki 0.virgülden sonra 3 basamak diye ama bunları kattığımızda hesaba kattığımızda ya da bir analiz laboratuvarında bunları düşündüğünüzde aslında şey değil yani rakamlar büyük rakamlar bunların mikrogram nanogram seviyelerini düşürdüğünüzde önemli rakamlar oluyor. Hani şimdi sadece sayısal olarak baktığınızda sanki küçükmüş gibi duruyor. Ama evet, bir analiz yapmak da önemli. Öyle söyleyelim. Çünkü mesela şey düşünün sularda mikrokirleticilerin analizi yapıldığında bu rakamlar bizim için devasa oluyor. Evet Bigem de geldi. Bigem dersin sonuna geldi. Bigem merhaba. Tamam Bigem herhalde mikrofonu da ayarlayamadı. Şimdi şöyle 0.016 bizim bileşik belirsizliğimizdi. Ben bunu raporlamak istediğimde bunun iki katını alıp raporluyordum. 0.032 yani 0.016'nın iki katı. Çünkü K eşittir 2 idi. Bunda hemfikiriz değil mi? Metehan. Evet hocam. Tamam. Şimdi ben size seçenek sundum. Dedim ki ben bir cihazda ölçüm yapıyorum. Numunelerim var. Numunelerden bir tanesi 2 veriyor. Bir tanesi 1000 sonucunu veriyor. Ben 2 ve 1000 için raporlamayı yaparken ölçüm belirsizliğimi bileşiğimi kullanmalıyım. Yani 0.016'yı mı kullanmalıyım? Bunun 2 katı olan genişletilmiş ölçüm belirsizliğini yani 0.032'yi mi kullanmalıyım? Yoksa en son ayrı şıklar verdim. 0.064 ile 32 yani farklı şeyleri verdim. Virgül şeyden sonra artı x'ten sonra değerler verdim. Onları mı kullanmalıyım diye sordum. Şimdi bu hesaplamaları yaparken aslında dikkat ederseniz şu 0.064'te bakın şurada ve 32'de ben ne yapmışım? Aslında belirsizlik değerlerini derişim değeriyle çarpmışım arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz? Genişleti bir kere şunda hemfikir olalım. Raporlamada kesinlikle genişletilmiş ölçüm belirsizliğini kullanacağım. Yani bileşik standart belirsizliğini değil, bunun iki katı olan 0.032 kullanacağım. Dolayısıyla benim şu ilk yazdıklarım bir kere gitti. Herkes hemfikir mi? Oğuzhan, senden hiç yorum almadık. Hemfikiriz hocam. Tamam. Şimdi normal koşullarda bu zamana kadar anlattıklarımızda evet diyoruz ki işte 0.032'yi kullanmam gerekiyordu. Ama şuraya bakın. Ben 2 için 0.032'yi kullandığımdaki belirsizlik
ve 1000 için 0.032 kullandığımda belirsizlik. Yani bu 0.032 1000 için çok anlamsız kalıyor. Çok çok küçük kalıyor. Dolayısıyla benim bu tür işlemlerde belirsizliği raporlarken derişimi kaç bulduysam belirsizliğimi de benim o değerle çarpmam lazım arkadaşlar. Ki aradaki şeyi farkı elimine edebileyim. Yani benim belirsizliğim o hesaplama için anlamlı hale gelsin. Tamam mı? Şimdi ben mesela kalibrasyon hesabı yaparken de ne yapıyorum aslında? Şurada bakın örnek için tayin edilen çözelti derişimini de hesaba katıyorum. Normalde. Ama ortalama bir değer koymuş oluyorum. Dolayısıyla asıl ana bileşeni, ana belirsizliği bulurken de benim bu ölçüm sonunda elde etmiş olduğum değerim kaçsa bu değeri de hesaba katmam lazım ki benim belirsizliğim anlamlı olsun. O yüzden bir kere genişletilmiş ölçüm belirsizliğimi bulmuştum 0.032. Ben 2 için bunu raporlarken şu 0.032'yi ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Yani 2 artı eksi 0.064 yazmam lazım. Yine aynı şekilde 1000 için bu hesaplamaları yaparken yine genişletilmiş ölçüm belirsizliğim sabit. Bakın onu değiştirmiyorum. Genişletilmiş ölçüm belirsizliğim sabit o şey için, işlem için. Bunu 1000 ile çarpmam lazım. 1000 ile çarpınca kaç oluyor? 32 oluyor. Dolayısıyla 1000 artı eksi 32 yazmam lazım. Aslında mantık ne? Ben değerime göre ölçüm belirsizliğimi de ayarlamış oluyorum. Bu 500 olsaydı 500 çarpı 0.032 olacaktı. 1 olsaydı 1 çarpı 0.032 olacaktı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Benim hesaplamış olduğum belirsizlik değeri aslında bir birim için geçerli. Bu benim birimim arttıkça onu da hesaba katmam lazım. Ama bunun için geçerli arkadaşlar. Bu tür konsantrasyon hesaplamaları için geçerli. Yani arada bu kadar devasa farklar varsa. Başka bir parametre için mesela bir pH için bunu yapmanıza gerek yok. pH metrenin belirsizliği sabittir. Zaten onu siz 1'den 14'e kadar bir ölçüm yapıyorsunuz ya pH'ta. Ya da 0-14 aralığında ölçüm yapıyorsunuz ya. pH metre için 0.2 bulmuşsunuzdur. Onu 14 için de 0.2 yazarsınız. 1 için de 0.2 yazarsınız. 7 için de 0.2 yazarsınız. Ama bu tür derişim hesaplamaları işin içerisine girdiğinde ve bayağı bir farklılıklar oluştuğunda o zaman sizin şeyi mutlaka hesaba katmanız lazım. Yani hangi derişim değeri için bu işlemi yapıyorsunuz onu hesaba katmanız lazım. Tamam mı? Orada da işte şurada yine gösterdiğim şey gibi. Formüldeki gibi. Anlaşıldı mı? Var mı anlaşılmayan bir nokta? Yok hocam. Gayet net anlaşıldı. Tamam. Dolayısıyla hesaplama yaparken en son raporlamada bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın 2.30 için hesaplamayı yapmış. Belirsizliği de 0.016 idi ya. Belirsizlik. Bu bileşik belirsizlikti. Önce bunun bir iki katını alması lazım. Bu birazcık ters işlem yapmış aslında. Ya da önce derişimle çarpmış. Bileşik standart belirsizliği 0.037 olarak bulmuş. Sonra bunu genişletilmişe çevirmiş. 0.073. Önce iki sonra derişimle de çarpabilirdiniz. Aynı işlem. Yaklaşık olarak 0.07 almış. 0.073 almamış. Buraya 73 de ekleyebilirdi. Yani raporlarken 2.30 artı eksi 0.07 olarak yazmış. Şimdi birileri sanırım bir şeyler yazdık. Evet. Ali anladım demiş. Tamam. Batuhan sen anladın mı? Batuhan biraz tabii evet geç geldiğim için kaçırdım demişsin. Tamam. Yani slaytları sonradan tekrarla şöyle üzerinden bir geç. Bunların üzerinden tekrar geçeceğiz. Örnek hesaplamalar belki böyle bir grup çalışması yapabiliriz duruma göre. Yeniden bir daha konuşabiliriz. Tamam mı? Önümüzdeki haftalarda ben yine aslında tekrarla gidiyorum. Yani yeniden ben slaytlar hazırlıyorum size. Tekrar tekrar bunların üzerinden geçeceğiz. Yani bir anda bunların zaten sizde oturması, yani bunları ezberleyin kesinlikle demiyorum. Bakın kesinlikle. Belirli bilmeniz gereken şeyler var. Bunları da zaten sizinle hep paylaşıyorum, söylüyorum ders anlatırken. Herhangi bir hesaplama yapmanızı istersem sınavlarda zaten bunlarla ilgili notlarınız açık olur. O konuda da bir endişeniz olmasın. Tamam mı? Dolayısıyla temel şeyleri oturtalım. Temel parametreleri. Gerisini kesinlikle ezberlemeyin. Yani size sadece bir
Bu şey olacak. Bu ders bir kılavuz olacak. Yarın öbür gün bir hesaplama işlemi gerektiğinde, yani bir belirsizlik hesabı yapmanız gerektiğinde geriye dönük olarak bu notlarınıza bakıp hesaplamanızı yapabileceksiniz. Tamam, ama temel bilmemiz gereken şeyler var. Onları oturması gerekiyor tabii ki. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de görüşlerini bir alayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ali ile Batuhan zaten yazıyla bildiriyorlar. Tamam. Hocam. Evet, hocam şey, sayısal soru çözecek miyiz böyle? Metehan, elimden geldiği kadar yönlendireceğim, size paylaşacağım. Hatta birkaç makale var, o makaleleri de göstereceğim. Onlar üzerinde hesaplamalar nasıl yapılmış, onları da göstereceğim. Paylaşmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar. Evet, yani, Oğuzhan. Hocam, bu sınav falan nasıl yapacağız? Yani sınavla ilgili olarak diyorum ya, bu hafta artık üniversite nasıl bir karar alacak? Hani nasıl işleyeceğiz? UZEM'le ilgili de durum bir netleşsin. Sınavlarla ilgili, hani sınavlarını yapabilen yapsın derse, biz zaten dediğim gibi uzaktan yaparız. Ya bir test hazırlarım, ya klasik bir şeyler sorarım. Duruma göre karar veririz ona. Şu anda tam net değil. Yani haberlerde kimi sınavlar falan şey yazın yapılacak dendi de. Evet. Yani onların dersi de mi yazın işlenecek? Yoksa hani dersi şimdi işleyip yazımız hani vizesine ve finaline yazın mı gireceğiz? İşte o üniversitenin kararlaştıracağı bir şey olduğu için bize henüz herhangi bir şey söylenmedi. Eğer bize derlerse ki yapabilen hem derslerini yapsın hem sınavlarını yapsın, ben uzaktan yaparım. Hiçbir problem yok. Ama derler ki sadece eğitimler uzaktan yapılacak, sınavlar daha sonrasında birebir yüz yüze yapılacak yaz döneminde, o zaman biz de öyle yapacağız galiba. Yani ben burada size dersleri anlatırım. Yaz okulu gibi bir şey olursa ya da dönem sonunda her şey yolunda giderse, o da bilmiyoruz ne olacağını. Büyük bir belirsizlik var. O zaman sizleri buraya çağırırız. Gelirsiniz, sadece sınavlara girersiniz. Şöyle bir durum da var diyorum ya, teorik olarak tamam dersler işlenebilir ama uygulamalı olarak işlenemeyecek dersler de olabilir. Bunları da yazın halledelim, yaz okulu şeklinde yapalım gibi görüşler var. Belki de yazın bir yaz okulu takvimi oluşturulup sizlerin buraya gelmesi, yoğunlaştırılmış bir programla buraya gelmesi istenebilir. Öyle bir durumda da gelip o derslerinize girmeniz gerekecek. Anladım hocam. Daha net değil yani, hala belirsiz. Peki dersle ilgili sormak istediğim bir şey var mı Oğuzhan? Hocam bir şey diyeceğim. Bu kadar uzun sürmeyecekti galiba ders ya. Biraz sanki uzun sürdü. Bugün evet, arada vermedik. Hem Metehan'ın sunumu vardı hem ben anlattım. Dolayısıyla hani şu slaytları da bitirmek istedim. Birazcık da böyle yorumlar falan yaptık. Evet, biraz uzun sürdü. Önümüzdeki hafta işte UZEM'in belirteceği dakika bazında yapacağız. Ne kadar olacağını bilmiyorum. Bugün ben bu slaytları bitirmek için biraz uzattım. Evet. Dersle ilgili bir şey var mı? Sormak istediği. Hocam benim zaten böyle. Ben dedim zaten anlamıyorum diye dediydim. Hani önceden de. Geçen hafta da söylediydim. Yani böyle hani daha benim için çok, yani. Benim için kendimi. Çok zor oluyor. Tabii ki hocam, hani daha demin dedim annem açtı işte süpürgeyi, süpürüyor falan. Evet. Yani içeriden bir ses geldi mi insan zaten dikkati dağılıyor. Zaten hani buradan böyle dinlemek benim zaten bazen dikkatim dağılıyor. Bir dışarıdan ses geliyor. Hepten kafam gidiyor. Ama işte biraz şey yapmamız lazım Oğuzhan. Toparlamamız lazım kendimizi. Neyse, önümüzdeki hafta kameralar açık olacak. Annene de söyle, tamam mı? Tamam hocam. Açık seni rahatsız etmesin. Önümüzdeki hafta mutlaka şey yapalım. Daha konsantre bir şekilde dersimizi işleyelim. Olur mu? Çünkü bundan sonra artık böyle, yani teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz ama evet, anlıyorum. Bazılarınız için bu zor olabilir. Ama süreç böyle ilerlediği için yapacak bir şey de yok. Alışman lazım. Adapte olmamız lazım. Tamam mı Ozan? Evet hocam. Tamam. Batuhan demiş ki uygulamalı dersler. Evet Batuhan, onlar aynen tezler, uygulamalı dersler. Bigem de sormuş tezler nasıl olacak diye. Batuhan demiş ki dikkat dağınıklığı çok oluyor. Doğru. Dikkatinizin dağıldığını düşünüyorum. Yani saatler aslında şey olarak düşünün, yani bir YouTube'dan bir video falan izlemiyor musunuz? Hani onu böyle saatlerce dinliyorsunuz. Burada da ben dikkatiniz dağılmasın ya da işte adapte olun diye ara ara sürekli sorular sormaya çalışıyorum. Hani sizi de aktif, sadece anlatıcı ben olayım demeyeyim. Yani onu olmasını istemiyorum. O yüzden size sürekli sorular aktarıp hani sizin de dersi evet, sizinle derse YouTube'dan geri alabiliyoruz demiş Batuhan. Bunu ben paylaşacağım sizinle daha sonra. Şu anda kaydediyorum Batuhan. Siz sonrasında tekrardan geriye dönük inceleyebileceksiniz, izleyebileceksiniz. O yüzden bir sorunumuz kalmayacak gibi ama.
Ben dersi derste öğrenin şeyindeyim, peşindeyim. İnteraktif bir şekilde işleyelim, sizler de katılın. Yani sadece ben anlatayım, siz dinleyin istemiyorum. Dolayısıyla daha böyle verimli, daha böyle nasıl diyelim, aktif bir şekilde işlemenin yollarını da araştırıyorum bir yandan. Yani sizleri de çok fazla böyle bunaltmadan. Ama alışacağız herhalde ya, adapte olacağız diye düşünüyorum yani. Sizlerin de katılımı önemli ama hani sizler de bölün, ben anlatırken arada soru sorun, ya hocam şu şöyleydi ama hani bunu böyle dediniz de bu böyle değil miydi, burada niye bunu böyle yaptık diye sizler de böyle kendiniz iyice adapte ederseniz sanırım daha kolay ilerler bu iş. Ama burada temel şu, burayı sınıf gibi görmelisiniz. Yani disiplinli bir şekilde saat 1'de dersimize geliyoruz. İşte ne kadar süreyse o süre kadar dersimizi işliyoruz. Bugün uzun sürdü. Farkındayım. 2,5 saat olmuş. 15-25 olmuş saat. Daha zamanlı bir şekilde ben de sizi çok fazla tutmadan ama karşılıklı konuşarak bu işi halledelim. Ama sizin dediğim gibi uykunuzu bir kere mutlaka almanız gerekiyor. Ve düzenli bir şekilde, yani hani üstünüzü başınızı değiştirin, pijamayla oturmayın, saçınızı başınızı düzeltin, kahvenizi alın, gelin bilgisayar başına. Baya baya böyle bir şey işleyelim, ders işleyelim. Ancak o zaman adapte olabilirsiniz. Yoksa öbür türlü evet zaten yatarak işte zaten böyle pijamalı, uykulu olmaz yani, her halükarda adapte olamazsınız. Peki kimden yorumları almadık? Murat. Hocam ben konuşabilir miyim? Evet, tabii ki. Sizin dediğiniz gibi geçen hafta ben telefondan katılmıştım derse. Yani çok bir verimli olmamıştı. Yani normal görüntülü arkadaşımla konuşuyormuş gibi bir şeyler, evet, olmuştu. Yani şimdi ben bilgisayar karşısındayım falan. Defter kitabı da açtım. Hı-hı. Bir iki not tuttum da iyi oldu yani. Yani bilgisayar eşliğinde olunca daha güzel oluyor. Daha güzel değil mi? Evet. Dediğiniz yani... gibi bir iki yerde de bölecektim de dersi bölmemek için bir şey demedim. Böl, yani anlayamadığım bir şey vardı. Daha sonra onları anladım. Sıkıntı, hı-hı, yok yani bu derste. Tamam, güzel, harikasın. Çok güzel, çok sevindim. Ama mutlaka bölebilirsiniz. Yani benim zaten canlı işlememin, hani sizinle bu şekilde işlememin sebebi, bir durum olduğunda bölünüz, sorun, karşılıklı olarak konuşalım, tartışalım. Yani benim hedefim o. Dolayısıyla mutlaka sorularınızı sorun. O anda sorun. Sona bırakmayın, tamam mı? Söz hakkı isteyip sorabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Yavuz, seni dinleyelim. Hocam benim dersle ilgili herhangi bir sorunum ya da bir sıkıntım yok bugün için. Aha. Gayet iyiydi yani. Biraz uzundu ama yine, evet, de. Anlayabiliyor musun? Takip edebiliyor musun? Kopuyor musun? Yani seni dışarıdan rahatsız eden var mı? Nasıl? Hocam bende öyle bir durum yok. Dışarıdan rahatsız eden falan yok da bugün ders uzun sürünce biraz acılıktan kötü oldum yani. O zaman yanınıza şey yapın, böyle krekerlerinizi, bisküvilerinizi, bilmem nelerinizi falan alın. Mikrofonunuzu kapatın, haşır haşır yiyebilirsiniz. Şimdi bizimkiler yemek yedi, ben öyle... Sen kaldın, anladım. Tamam, anladım. İşte dersi hani hemen bitirelim diye arada vermedik ama gerçekten uzun sürdü. Tamam, bundan sonra ona birazcık daha özen gösterelim. Konuşmayan hocam, kim kaldı? Bitirme nasıl olacak acaba? Bitirme teziyle ilgili olarak da, evet, Bigem de sormuş bitirme tezi nasıl olacaktır, hı, diye, değil mi? Evet. Yani evet, bitirme tezleri arkadaşlar şu anda deneysel olarak yürüten, ki biz deneysel olarak yürütüyoruz. Eksik kalan deneylerimiz var. Bunu bırakabilirsek yaz dönemine bırakacağız. Yani eğer derler ki yaz dönemine kalmasın, o zaman belki de teoriye çevireceğiz. Yani tamamen yine gelen görüşler doğrultusunda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu aşamada şimdilik şeyimiz yok. Ne diyeyim? Bir öngörüm yok işin açık yani bu konuyla ilgili. Ben de bilemiyorum hani ne yapacağımızı. Tamam hocam, sağ olun. Tamam, bir kısım deney yaptık zaten. Hani o deneysel çalışmaların sonuçlarını henüz daha laboratuvara gönderemedim. Oralarla da görüşmem lazım. Onların da çünkü nasıl çalıştıklarını bilmiyorum. O sonuçları alırsak onlar üzerinden birazcık ilerleriz. Hani kalan deneyleri de yazın mı yaparız? Ama hani süreçte nasıl ilerleyecek tamamen belirsiz. Yani o yüzden şimdi konuşmak erken olur. Biraz daha bir zaman geçsin. Ona göre onu da netleştiririz. Tamam hocam. Evet. Kim konuşmadı? Emre. Dersle alakalı bir şey daha sorabilir miyim? Evet, Murat sor. Bu ödevler var ya hocam, biz ödev yapmadık.
Evet. Anladım. Ne zaman vereceksiniz ödev yapmayanlara? Ben şimdi boş evde yapacak bir şey de yok. Onun için tamam. Ödev falan olursa yaparım diye düşünüyorum ama. Tamam, onları da ben şey planlayayım. Metehan en son anlattı. Musa'ya da hangi konuyu verdik? Onu da ben bir kontrol edeyim. Ondan sonra paylaştırayım. Ödev almayan kimler? Murat almadı. Batuhan almadı. Ben almadım. Emre almadı. Evet, yazıyorum, notum alıyorum şu anda. Bigem almadı. Tamam. Başka? Dört kişi mi? Musa da anlatacak. Oğuzhan anlattı. Yavuz anlattı. Ali anlattı. Evet, tamam. Musa vardı. Musa'yı da notunu alalım. Ben şimdi şeyden hazırlayacağım. Classroom'dan size paylaşırım, oldu mu? Hangi sayfaları anlatmamız gerektiğini. Bugün planlamaları yaparım. Emre, sen konuşmuş muydun dersle ilgili? Hocam, ders gayet güzel. Ben keyfim yerinde. Tamam, güzel. Bu karantina süreci çok beni mutlu etti. Zaten evden çıkmıyorum. Harikasın. Yani o yüzden sıkıntı yok. Ders adapte olmayla ilgili var mı bir problemin? Yok hocam, yok. Ha, tamam. Zaten hesap makinem, her şeyim, masamda oturuyorum. İyi, harika. Tamam, güzel. Sevindim. Onun dışında kim kaldı? Bigem. Bigem, en son geldin derse. Var mı bir sorun? Mikrofonunu açamıyorsan yaz en azından. Peki Bigem, ders mi aklından çıkmış? Yani Classroom üzerinden ben şey gönderdim, uyarı gönderdim. Gelmiyor mu uyarı? Herkese geliyor değil mi uyarı? Altısında değil, önümüzdeki hafta. Evet. Classroom'dan uyarı geliyor değil mi herkese? Zaten ona göre bağlandınız. Tamam, bundan geliyor sonra hocam. Tamam, Classroom'un yüklü değil mi Bigem senin telefonuna? Ya da e-mail ile geliyordur. Bundan sonraki duyurularımı hep ben Classroom üzerinden yapacağım. O yüzden Ali geliyor demiş. Tamam. Classroom'u takip edin, olur mu? E-mail geliyordur mutlaka. Tamam. Çünkü hani başka duyurular yapabilirim. Önümüzdeki hafta dersin başında söylemiştim. UZEM üzerinden eğitimler devam edebilir gibi bir durum söz konusu. Oradaki bağlantılar nasıl olacak? Bu şekilde yürütebilecek miyiz? Ben de tamamen bilmiyorum. Deneme yanılma yöntemiyle öğreneceğiz muhtemelen. Orada işe yararsa oradan, orada işe yaramazsa ben buradan devam ederim. Notları oraya yüklerim. Oradan alırsınız gibi. Ama oraya da mutlaka giriş yapmanızı isteyeceklerdir. Çünkü dersin logları orada tutuluyor. Öğrenci geldi mi gelmedi mi, giriş yaptı mı yapmadı mı, hani sizin derslere devamlılığınızın kontrolü orada yapılacak. UZEM üzerinden yapılacak. O yüzden UZEM'in sayfasını, üniversiteden UZEM'in sayfasını bir kontrol edin de öğrenci için kullanım kılavuzunu yayınlayacaklardır. Öğretim üyeleri için yayınladılar da sizler için de kullanım kılavuzu yayınlayacaklardır. Ona da bir, bu arada bir adapte olun, olur mu? Hazır böyle daha dersler başlamamışken UZEM nasıl kullanılıyormuş, derslere ben nasıl bağlanacağım, notları nasıl göreceğim şeklinde kendi arayüzünüzden bir bağlanırsınız. O bağlantınızı bir yapın. UBS'ye giriş şifrelerinizle giriyorsunuz bildiğim kadarıyla. UBS ders kaydınızı falan yapıyordunuz ya, derslerinizi falan görüyordunuz. O aynı şeyle giriş şifresi ve kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıyorsunuz diyebiliyorum. Bir bakın, takip edin. Oradan da derslerinizi görürsünüz, hangi derslere gireceksiniz. Program falan yayınlanacaktır, oradan takip edeceksinizdir. Ama mutlaka oraya da giriş yapmanız gerekecek diye tahmin ediyorum. O yüzden orayı da çözün. Şu arada bu hafta da orayı bir çözün, tamam mı? Evet, başka soru yoksa bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir ders oldu. Ama verimli olmuştur diye düşünüyorum. Tamam? Biz de çok teşekkür ederiz hocam. İyi günler. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Uzak durun. Birbirinizden sosyal mesafenizi koruyun. İyi günler. Görüşürüz hocam. Güle güle. Hoşça kalın.